Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Resulina. Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Resulina. Sallu ala Şefii Zunubina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Ve ala Alihi ve sahbihi ve sellim. Dersimize başlarken Halid-i Bağdadi Zülcenahayn Kaddesallahu Sirrahu Hazretleri'nin 5 vakit namazdan sonra okunmasını ihvanına ve müridanına emir buyurduğu bir salavat-ı şerife okuyacağız. İnşallahü Rahman. Bu salavat-ı şerifede hiçbir salavatta olmayan azamet var ve büyüklük var ve çok faziletli manalar var. Dualarım kitabımızda 157. sayfada Arapçası var. 158. sayfada tercemesi var. Tercemesine bakarsanız manalarına hayran kalırsınız ve şaşırırsınız. Bu salavat-ı şerifede ayrıca özellik olarak İmam Şafii radıyallahu anh hazretlerinin kurtuluşuna vesile olan cümleler var. Vefatından sonra İmam Şafii radıyallahu anh mana aleminde görüldü. Gören talebesi sordu. Efendi Hazretleri, Allah-u Teala size ne muamele yaptı? Buyurdu ki, koca İmam Şafii'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metine mazhar olmuş. Âlim-i Kureyş'in yemle-u tubâkel erdu ilma. Kureyş'ten bir alim çıkacak. Yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracak. Diğer mezhep müçtehitleri Kureyşli değil. Onun için bu hadis İmam Şafii'ye hamlediliyor. İmam-ı Azam hakkında ayrı var. İmam Malik hakkında ayrı var. Ama Kureyş'in alimi yeryüzünü ilimle dolduracak. Medyesine mazar olmuş. Yine bile ahiretten cevap verdi. Dedi ki, ben dedi Er-Risale isimli eserimde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir salavat yaptım. Yani yazılı bir salavat. O salavat hürmetine Rabbim beni affetti diye. Bak bu kadar müçtehit, mezhep, ilim, amel, ihlas her gün gece 2 kere hatim yapardı. Ramazan'da 60 hatim yapardı yani. Hem de ne kadar dikkatli okuyarak. Böyle büyük veli bu salavatla kurtuldum diyor. O salavattaki cümlede nedir? Ya Rabbi Habibine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e işte ehli beytine, eşlerine, zürriyetlerine, sahabesine işte salat et. Ne kadar salat et? O bu salatın içinde o da var. Burada çok mana var. Şurası çok önemli, esas mihenk noktası. Küllemâ zekerake ve zekerahu zâkirûn. Seni de onu da zikredenler zikrettikçe salat et. Ve gafel an zikrike ve zikrihil gâfilûn. Senin zikrinden ve onun zikrinden gafiller gaflet ettikçe salat et. Yani ne demek? Sonsuza kadar. Bu cümleden dolayı bu salavattan Rabbim beni affetti diyor. Bir de bu salavatın en önemlisi Halid-i Bağdadi, Halidi kolunun kurucusu, Nakşi kolunun, Müceddidiye kolunun, Halidiye koluyuz biz. Müceddidiye İmam-ı Rabbani'den geliyor. Halidiye Mevlana Halid'den geliyor. Ali Adel Efendi babamıza İstiklal mahkemelerinde sordukları zaman hangi tarikattensin? Halidiye tarikatındanım dedi. Çünkü neden? Nakşi üst baş. Müceddidiye bir altında geliyor. Halidiye bize en yakın. 200 sene falan oldu. Onun için Halidi kolundanız. Halid-i Zülcenahayn Şam-ı Şerif'te yazıyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bu salavatının sonunda bize de uygun olan nedir? Şimdi bütün peygamberlere de salavat katıyor. Rasullere katıyor. Onların da ehli beytlerini katıyor. Bütün peygamberlerin sahabesini de katıyor. Zaten başında bizim peygamberimiz hepsini yapıyor 10 satır. En sonda diğer peygamberlere tabi olanları da katıyor. Sonra gök ehlinden ve yer ehlinden sana itaat eden cümle melaikeyi de katıyor. En sonu ve aleyna ma'hum. Onlarla birlikte bize de salat et diyor. İşte biz şimdi bize düşen en sonunda nasibimiz var. Bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti, eşleri, zürriyetleri, İbrahim Aleyhisselam'ın ehli beyti, bunlar hepsine dualar, salatlar,
berekatlar yapıldıktan sonra Allah-u Teala'nın şanına, şerefine yakışacak şekilde, kemaline ve rızasına layık olacak şekilde, Allah-u Teala'nın Habibi için sevdiği, razı olduğu şekilde sonsuza kadar, ebedi, Allah'ın bildikleri kadar, kelimelerinin mürekkebi kadar, zatını razı edecek kadar, arşının tartısı kadar, salatların en faziletlisi, en mükemmeli, en tamamıyla beraber bu kadar salavatlar geliyor, cümle enbiya ve rasuller, onların ehli beytleri, onların sahabeleri, onların tabileri, gök ve yer ehlinden ne kadar itaat ehli varsa, melâke-i kiram katılıyor. Şimdi bunlar reddolur mu? He? Resulullah salavat reddolur mu? Olmaz. En sonunda peki, ya Rabbi bizi de onlarla beraber dedin mi? Oraya kadar kabul edip de sonunda bizi çıkartır mı? Ne umuyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Kerem sahibinden ne muamele yapmasını bekliyorsunuz? Hepsini kabul etti de bize gelince hadi gidin işinize der mi yani? O isimlerin bereketine bize de beraber olacak. Beş vakit namazdan sonra tavsiye ediliyor. Ben bu mübarek dersin başında dualarım kitabının 157. sayfasında Arapçası. Zaten her namazdan sonra okursanız bir zaman sonra ezberlersiniz. Biraz da uzun ama. Yani Allahümme salli bari'nin 3 katı var. Ama sıralı okursanız hiç okuyamadın sabah akşam oku. Hiç okuyamadın günde bir oku. Onu da okuyamadın cumadan cumaya oku. Onu da okuyamadın git mezarlığa yat aşağı. Ne yapacağız seninle yahu? Cuma'da bile salavat getirmiyorsun mübarek adam. Evet. Ben okuyorum, siz de amin dersiniz inşallah rahman. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed abdike ve resulüken nebiyyil ümmi ve ala ali seyyidina Muhammed ve ezvacihi ümmahatil müminin ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve sahbih كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكما يليق بعظيم شانه وشرفه وكماله ورضاك عنه وما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضاء نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وأتمها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون فسلم تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والتابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين اللهم آمين aldınız alacağınızı rahmetler yağdı üzerinize salatlar yağdı üzerinize bereketler saçıldı üzerinize gelişiniz mübarek olsun dönüşünüz mübarek olsun adımlarınız daha cömre sevaplar ihsan olsun günahlarınız mağfiret olsun. Amin. Evleriniz, ocaklarınız Kur'an salavat nuruyla mamur olsun. Amin. Zürriyetleriniz salihin salihata ilhak olsun. Allah'ın buradan dağılmamızda hepimizin dağılmamızı masumların dağılmasına ilhak eylesin. Allah'ım cemaatimizi, cemiyetimizi mübareklerin cemiyetine ilhak eylesin. Allah'ım ne hayırlı dilek tuttunuzsa, ne hayırlı muradınız var ise şu mübarek Aşura gecesi arefesinde, yarınki mübarek Aşura gecesi hürmetine Pazartesi günü mübarek günlerin efendisi Aşura günü hürmetine Allah bütün belalardan kurtarsın. Allah'ın bütün enbiyanın kurtuluş gücünde cümlemizi, cümle mazlumları, cümle ehli sünnet Müslümanları, kafirlerin ellerinde esir düşmüş mazlumları, hapishanelerde tutuklu bulunan mazlum ehli sünnet Müslümanları,
dünyanın neresinde zulme uğramış ehli sünnet kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizi şu mübarek gece ve gün hürmetine, mübarek ay hürmetine, Muharrem ayı hürmetine canlarımızı, mallarımızı, ırzlarımızı kafirlere haram eylesin. Amin. Dokunulmaz eylesin. Amin. Suriye'ye yardım eylesin. Amin. Mısır'a yardım eylesin. Amin. Doğu Türkistan'a yardım eylesin. Amin. Allah'ım Müslümanlar nerede zulme uğradılar? Filistin'e yardım eylesin. Gazze'ye yardım eylesin. Amin. Enbiya'nın necat günü hürmetine Allah'ım bizleri de halas eylesin. Amin. Zalimleri kahreylesin, mahveylesin, helak eylesin. Amin diyen dillerinizin nar-ı cehennemden azad eylesin. Amin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Okunan salavat-ı şerife bereketine cehenneminden, azabından, gazabından hıfz eylesin, vikaye eylesin, Amin. Muhafaza eylesin. Hayırlı bütün isteklerimizi hayırla acilen ihsan eylesin. Amin. Bütün korktuğumuz şerlerden en kısa zamanda cümlemize necat nasip eylesin. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesira. Elhamdülillah Rabbil alemin. Yani şimdi şu duayı yaptık, şu salavatı yaptık, çıksanız gitseniz masrafa değdi mi? Gelmenizin gitmenizin masrafına değdi mi? He? Kâra da geçtiniz mi? Masrafın üstüne kâr da var mı? Şimdi kalksanız gitseniz kazandınız. Bu kadar Müslüman bir araya gelmiş. Ne kadar uzaklardan, yakınlardan cem olmuş. Dertleri Allah Celle Celaluhu rızasını tahsil ve ihlas. Herkes benim gibi bozuk adam değil. Sizin ne mübarek adamlar var içinizde. Mübarek Ramazan Efendi bak, Teala Adel Efendi Hazretleri'ni görmüş. 100 yaşında mübarek, o vaziyette gelmiş. Şimdi Allah onun hürmetine bizi affetmez mi? Ya zaten kafamıza Mayıs yağmuru gibi bela yağacak ama kimin hürmetine? وَلَوْ لَا عِبَادُ اللّٰهِ رُكَّعَ Gece rükû secde yapıp teheccüd kılan pir-i fani yaşlı mübarek zatlar olmasa وَصَبِيُّنْ رُضَّعَ Emzikteki günahsız sabiler, bebeler olmasa وَبَهَائِمُ رُتَّعَ Yaylımda yayılmış hayvanlar, günahsız, masum hayvanlar olmasa لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْبَلَاءَ أَصَبَّ Allah başınızdan aşağı bela yağdıracak. O kadar günahlarınız var. Şu Bursa'da işlenen içkilerin, kumarların, zinaların günahı Türkiye'yi değil, dünyayı batıracak kadardır. Ama böyle meclisler de var. Bu meclisler olduğu zaman Rabbim ne buyuruyor? اِنِّي لَاَهِمُّ بِاَهْلِ الْاَرْضِ عَزَابًا Hadis-i kutsidir. Ben yeryüzündekilere bir azap yapmak istiyorum. Ateş yağdırmak istiyorum. Taş yağdırmak istiyorum. Günahlarının belasını çektirmek istiyorum. Ama sonra medreseye giden sıbyan çocukların besmele çektiklerini görüyorum. Beş vakit namazın cemaatine gidip mescitleri mamur eden cemaatleri görüyorum. Zikir meclislerinde toplanıp Allah diyenleri görüyorum. O zaman asrifu anhumul azab. Onların bereketine azapları döndürüyorum. Siz siperi sahika vazifesi görüyorsunuz. Siz paratonel vazifesi görüyorsunuz. Siz şimşekleri çekiyorsunuz. Topraklıyorsunuz. Ve böylece bela Bursa'dan kalkıyor. Bela vatanımızdan kalkıyor. Ehli sünnet alimler bereketine. Gece teheccüde kalkan pir-i fani bu mübarekler hürmetine. Efendi Hazretlerimiz gibi gavslar, kutuplar hürmetine. Bizim gibi bozuk adamlardan belalar kalkıyor. Onun için siz cemaate devam edin. Kesin kes benim yüzümden millet kurtuldu diye düşünmeyin. Belki benim yüzümden bela gelecekti diye kendinizi hakir görün. Ben öyle görüyorum. Ben çünkü öyleyim diye öyle görüyorum. Siz öyle olmasanız da öyle görün. Evliyaullah'tan Süfyan Sevri olacak. Radıyallahu teala. Süfyan bin Uyeyne de olabilir. İki Süfyan var mübarekler. İkisi de büyük tabiinden zatlar. Arafat günü bütün Hüccac, o zaman da tabii milyonlar olmasa da yüz binler toplanıyor. O ilk seneler, yüzlü seneler, Aslı Saadet'in takip eden yıllarda. Dediler ki Efendi Hazretleri, Hüccac'ın halini görüyorsunuz işte, bir dua buyursanız da bunların hacılıkları kabul oldu mu, günahları dökülüyor mu burada, ne olacak bunların durumları falan. O zaman oradaki en büyük insan o. Yani Arafat vakfesinde
en büyük alim veli o zaman o. Sahabe dönemi bitmiş. Mübarek baktı da ne dedi? Bak işte. Dedi ki, bakıyorum Arafat vakfecilerine, hepsinin af olacağını umuyorum ve kesin gözüyle görüyorum ama ben aralarında olduğum için acaba benim uğursuzluğumdan reddolurlar mı diye korkuyorum. İşte laf budur. Ama o hakikaten veliydi, tevazu için bunu söyledi. Bizde o haller yoktur. Tevazu yapmaya da lüzum yok. Olan meydanda. Ve lakin bizim de bir hüsnü zannımız var ve umudumuz var ve güvencemiz var. Kime? Cemaatin bereketine. Çünkü bu cemaat toplandığı zaman bak 3-5 yaşında Sabi de var, 100 yaşında mübarek Şeyh Pirifani zatlar da var. E şimdi böyle bir kalabalığın toplandığı yerde senin benim af olmadan çıkmam düşünülemez. Çünkü hadis-i şerifte buyuruluyor ki 40 kişi bir yerde toplansalar, benim ümmetimden 40 kişi cemaatle namaz kılsalar belki hepsi kabul, belki 30'u kabul, belki 20'si kabul. Ama şuna garanti veriyorum ki 40'ta bir mutlaka kabul var. Peki 40'ta bir kabul varsa Allahu Teala ekremu minen yakbelel vahide ve yeruddel bakiye khabin khasirin. Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri orada yatıyor mübarek. Bursa'nın bereketi. O rivayet ediyor, bunu tefsirinde var. Rabbim Teala o 40'ta bir kişiyi affedip de diğerlerini mahrum etmeyecek kadar kerem sahibidir. Ne yapar? Hepsini, 39'u bozuk olsa yine o bire bağışlar. Şimdi burada kaç tane 40 var? Kaç tane 40 var? Peki cenaze meselesi. Men salli aleyhi mevtü minel müslümin ufir ale. 100 tane Müslüman bir cenazenin namazını kılsa o cenaze af oldu. Ne kadar günahkar olsa da af oldu. 100 tane Müslüman hadis-i şeriftir. Bazı hadis-i şeriflerde 4 saf, 3 saf cenazenin namazını 3-4 saf kılsa sayı söylemiyor. O cenaze mutlaka af oldu. Hatta onun için diyorlar ki eğer saf yeri çok büyükse, saf bir safa gidiyorsa ne yapmak lazım diyorlar alimlerimiz? İnsanları arka arkaya dizip 3-4 safa çıkartmak lazım. Enine gitmemek lazım. Bu cami namaz cemaati gibi değil. Cenazede safı en az 3-4 yapmak için, bu hadis-i şerifin müjdesine girmek için, çünkü burada sayı belirtilmediği için, saf buyurulduğu için, hani saf kopukluğu olmaz, namaza benzemez, arka arkaya saf olsunlar diyor. Birkaç saf fazla olsun diye. Yine hadis-i şerifte, مَا مِنْ مُسْلِمِنْ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ اَرْوَعَدٌ مِنْ جِيرَانِ الْاَدْنَيْنَ ya, بِالْخَيْرِ اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ. Bir Müslüman ölürse yakın komşularından, ama en yakın kapı karşı komşu, at komşu, üst komşu gibi en yakın, eskiden apartman olmadığı için herkes tek evdeydi, işte yanındaki komşular. Şimdi apartman olsa yan komşu, üst komşu, alt komşu. Allah hayırlı komşular nasip eylesin. Çünkü komşu hayırlı olmadı mı ne olacak? Ayrancının şahidi şıracı. Adama diyecekler nasıl bilirsin? E komşu zaten berbat. Onu kim nasıl biliyor ki? Adamın namaz yok, abdest yok. Allah'ın dinde itibar olmaz ki. En yakın komşularından 4 kişi derse ki iyi bilirim, cennet vacip olur kesinleşim. 4 komşu. E bunun bazı hadislerde 3'e kadar, 2'ye kadar indiriyor. Onun için şahitliğin önemi çoktur. Entüm şühedâullâhi fil ard. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz cenaze geçiyor. Nasıl bilirsiniz? Sahabe-i kiram ne dediler? İyi biliriz, namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli vesaire vesaire. Vecebet, vecebet. Vacip oldu, vacip oldu. Bir şey anlamadılar. Sonra bir cenaze daha geçiyordu. Dedi, nasıl bilirsiniz? Dediler, kötü biliriz. Sahabe-i kiram da bizim gibi yağcılık, dalgavukluk, yalakalık olmadığı için iyiye iyi, kötüye kötü. E biz şimdi gideceğiz bir cenazeye, adam bozuk adamsa da kötü biliriz diyebilir miyiz? Dersen, ölünün geçmişlerinden sopayı yersin. Orada bir de gözünü kafanı da patlatıp morartada bilirler. E kötü biliyorsan ne gidiyorsun ya? Ne gittin oraya şimdi?
Mecbur işte. İşçisiyim, aşçısıyım. Ama adam bozuk adam. Ama görünmesem de olmaz. O zaman kötü bilirim de deyip de dayak yiyeceğine, iyi bilirim de deme, kötü bilirim de deme. Ne diyeceğim? Allah bilir de geç. Tamam kardeş? Allah bilir de geç. Ama hüsnü zan muamelesi vardır. Şimdi siz beni nerede görüyorsunuz hep? Camide, Mekke'de, tekkede. He? Ben de sizi nerede görüyorum? Buralarda görüyorum. Elhamdülillah. Barda pavyonda karşılaşmış değiliz. Onun içindir ki siz beni iyi bilirsiniz. Ben sizi iyi bilirim. اِذَا رَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَشَدُوا لَهُ بِالْاِيمَانِ Hadis-i şeriftir ve sahittir. Bir adamın mescide gelip gitmeyi adet haline getirdiğini, cemaate devam ettiğini görürseniz imanlı olduğuna şahitlik edersiniz. Ama Allah'la arasında yanlış işleri var, bozuk itikatları var, şerata inanmıyor, sünnete inanmıyor. O tabii onu bilemediğimiz için, ağzından beyanını duymadıktan sonra biz camiye gelen gidenler hakkında imanla şahitlik etmekle mükellefiz. Ve biz hüsnü zan ile mükellefiz. Allah'ın kulları da güzel düşünelim, onlar da bize güzel düşünsünler. Ve bu şahitliklerimiz ahirette geçerli midir? Geçerlidir. O adama kötü biliriz dediler. Vecebet vecebet. Ona da buyurdu vacip oldu, vacip oldu. Dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona da vacip oldu dediniz. Buna da vacip oldu buyurdunuz. Biz bir şey anlamadık. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki men eslevcum lehu hayran vecebet lehu'l cenne. Siz bu adam önde giden için hayırla övgüde bulundunuz. Siz kimin hakkında iyi şahitlik yaptıysanız onun cennete gitmesi vacip oldu. Allah Teala size bakıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ve kezalike cealnâkum ümmeten vesatan litekûnû şühedâ alennâsi. Biz sizi adaletli bir ümmet olarak ortaya çıkarttık. Niçin? İnsanlar hakkında şahitlik yapasınız diye. Mevla bizim şahitliğimizi kabul ediyor. Bizim ümmetimizi adaletli bir ümmet olarak kabul ediyor. La teştemi ümmeti alâ dalâle. Benim ümmetim sapıklıkta toplanmaz. Bir hoca sapıtabilir. Bir ilahiyatçı sapıtabilir. Bir profesör sapıtabilir. Bir imam sapıtabilir. Bir şeyh sapıtabilir. Ama ümmetin geneli, ehli sünnetin cumhuru sapıklıkta birleşmez. Biri çıkar der ki, baş açık gezmek caiz. Öbürü diyebilir ki, hocayım der, namaz üç vakit. Değil mi? Böyle hocalar çıktılar. Hem de bayağı diplomaları var. Müftülere bile bunlar diploma veriyorlar. Dekan seviyesinde. E şimdi bunların lafıyla bu ümmet sapıttı mı? Sapıtmaz. Millet kafasını açar mı? Açmaz. Namazı üçe indirir mi? E indirmez. Çünkü benim ümmetim sapıklıkta toplanmaz. Bir, iki, üç, beş sapıtır. Ama ümmetin cumhuru sapıklıkta birleşmez. 1.600.000.000 Müslümanın Şiası, Mutezilesi, Vehhabisi, Kaderiyesi, Mürciyesi, Müşebbiyesi, Cebriyesi 72'yi toplasan 72'yi toplasan 100-200 milyon, 200-300 milyon etmez. Ama genel manada toparlarsan aleyküm sevadil azam. En büyük karaltıdan ayrılmayın hadis-i şerif. En büyük kalabalık kimdedir? Ehli sünnet ve cemaattedir. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Fıkıhta 4 tane. İtikatta Maturidi, Eş'ari 2 tane. Hepsine birden ne denir? Ehl-i sünnet vel cemaat denir. Hala bu yorumcular, yazar çizer geçinen adamlar, televizyonlara çıkıp açık oturumlarda göya işte doğu bölgeleriyle Kobani Mobani bilgi veriyorlar bir şey. Şii ile Şafii'yi karıştırıyor. Adam kalkmış diyor ki oralarda diyor Şafii'ler var. E olsun Şafii, Şafii'den bize ne zarar var? İmam Şafii'yi bahsettik demin mübarek radıyallahu anh. İmam Şafii başımın tacı. 3 kere ziyarete gittim mi Mısır'da gittiğimde? İmam Şafii'yle ne alakası var? Şii diyecek, diyecek değil. Şii ile Şafii'yi karıştırıyor. Bir tane dekan karıştırdı hem de ilahiyatta. Dekan adam, Şafii'ler var diyor ya. Ya kardeşim Şafii ehli sünnettir, Şafii'de bir sorun yok. Doğu bölgeleri, Kürtlerin çoğu Şafii'dir. E onlar ehli sünnet vel cemaattir, Şafii'dir. Şafii'de bir sorun yok, başımızın tacı bir şey yok. Cahillik diz boyu ya. Onun için cemaat, ehli sünnet vel cemaat Müslümanların çoğunluğudur. Kıyamete kadar da çoğunluk ehli sünnet olacaktır. Allah bizi de o cemaattan ayırmasın.
çoluk çocuklarımızı da karış kadar ayırması. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tembihlerinde, İbn-i Mace hadisinde, Tirmizi hadisinde men fâregal cemaate şifran, bir karış olsun ehli sünnet vel cemaatın inancından ayrı düşen fakat halâ ribbetel İslam min uluk, İslam yularını boynundan söküp çıkarıp atmış olur. Allah bizi İslam ipinden, halkasından çıkartmasın. İlla yarıca. Dönerse tevbe kapısı açıktır. Ölmeden dönenin tevbesi kabul olur. Allah Teala bid'at ehli olanlara da ehli sünnete dönüş nasip eylesin. Feynehu men fâraqal cemaate feynehu min cüsâi cehenneme, cemaattan ayrılanlar cehennem cemaatlarına dahil olacaklar. Allah Teala bizi cemaatlerimizden mahrum etmesin. Ehl-i sünnet itikadından mahrum etmesin. Öbür cenaze geçti. Size sordum, kötü biliriz dediniz. Men esteytum lehu şerran ve cebet lehu nâru, kime kötü biliriz dediyseniz ona da cehennem vacip oldu. O da kesin cehenneme girecek. Entüm şühedâ Allah fil ard. Üç kere tekrar ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle benim gibi hızlı hızlı konuşmazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Hep cümleleri tane tane konuşurdu. Sonra konuştuğu cümleyi de üç kere tekrar eder. Eğer öyle hızlı konuşsa bu kadar hadisi ezberleyebilirler miydi? Sahabeden bize bu kadar rivayet gelir miydi? Gelmez. Ben dur. Bir şey konuşuyorum, sonra kendimi dinliyorum, ben yoruluyorum ya. Ya mübarek hele yavaş yani sen. Benim de derdim hani, vakitler şey, bir şey daha anlatayım, bir şey daha anlatayım ama işte öyle yani. Ağır konuşmaya alışmam lazım. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Entüm şühedâullâhi filâb. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Entüm şühedâullâhi filâb. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Ben şahidim. Siz Allah için buraya geldiniz. Allah da şahit olsun, günahlarınızı affı muğfiret buyursun. Amin. Amin. Sizin burada alacağınız yok, vereceğiniz yok. Hasmınız yok, kısmınız yok. Sizin buraya gelişinizde Allah rızasından başka bir gayeniz ve derdiniz yok. Benim ne olduğum şüpheli. Acaba hava atmağı mı geldim, caka satmağı mı geldim, meşhur olayım diye mi geldim? Ne bileyim işte, benim kafam karışık olabilir. Ama siz de benim hakkımda hüsnü zan ederek hayırla şahitlik eder misiniz? Evet. Allah şahitliğinizi kabul etsin. Amin. Sağlığımızda bir cenaze merasimi yapalım. Öyle ya, tarziye, tezkiye, kendi kendimize gelin güvey oluyoruz işte orada. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Ne diyecek? Bize sohbete gelip de adam seni kötü biliriz diyecek adam da buraya gelmez zaten. E ben de bulmuşum hazır bana iyi biliriz diyecek adamları. Ne yapalım şimdi? Allah da itibar ediyor size. Belki diye demeyeyim, kesin de ümit ediyorum ki sizin hürmetinize beni affeder. Sizin hürmetinize affeder. E mağfiret eder. Bakarım ki diyor, bozuk adam, cehennemlik ama يَسْتَحْيَنْ يُعَذِّبَ عَبْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنِ اِخْوَانِ, Müslüman kardeşleri var, onu da çok iyi biliyorlar. Hesap kitap meydana çıkıyor. Cehennemlik olsa da Rabbim diyor, utanır da bütün arkadaşları, vay anasını ya, bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ne iyi bilirdik bu adamı, nasıl bozuk adam çıktı. Meğer Allah ile arasında ne yanlış işleri varmış diye onları üzmemek için Allah utanma muamelesi yapar. Bizim gibi haşa, yüzü yok ki kızarsın. Mevla bize benzemez. Utanma muamelesi yapar. Ama Kur'an-ı Kerim'de de beyan eder. Hadis-i Şerif'te de geçer istihya tabirleri. Yani Allah yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Rabbiniz haya sahibidir, kerem sahibidir. اَكْثِرُوا مِنَ الْاِخْوَانِ فِي الدِّينِ فَاِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُّنْ Hayyun değil, hayyiyyun, hayat sahibidir. Kerimun, şey haya. Hayyun olsa hayat. Haydiri. Hayyiyyun, haya sahibi. Yani utanır. Kerimun, kerem sahibi. Ne demek? Adam cehennemlik olsa da arkadaşlarının onu iyi bildiğine nazar eder de ona azap etmekten utanır. Ona da kendisiyle arasında gizlice der ki hadi seni bu Müslüman, seni iyi bilen kardeşlerine bağışladım. Yoksa ben senin ne mal olduğunu biliyorum ama bu cemaatin hürmetine hadi git cennete diye muamele edeceği kulları olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir hadis-i şerifte. Mahmud Efendi Hazretlerimiz, Şeyhimiz bu hadis-i şerifi çok rivayet ederdi. Niçin? Din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Ne demek? Camiye giderken birkaç kişi daha götürme meselesi.
sohbete gelirken birkaç Müslümanla daha teşvik edip, birleşip, etkileyip, etkilenip getirme meselesi. Hani bizim o eskiden külliyelere gelişler gidişler, o otobüsler Tokat'tan, Erzurum'dan 8 otobüs, 10 otobüs. Televizyonumuz yok, radyomuz yok, dergimiz yok, gazetemiz yok, bir şey yok. O yüz binler nereden geliyordu o yüz binler? İşte Allah için gelişler bunlar. Şimdi bu kadar televizyon, radyo, dergi, ilan, Ercan Efendi'nin canı çıktı göbeğe çatla. Ha bu kadar adam zor geldiniz ya. Demek ki o bazı kere ne var? Minel kalbi ilel kalbi sebila. Kalpten kalbe ne varmış? Yol varmış. Ama biz İzmit'e gidiyorduk, Azerbaycan'a gidiyorduk, Afyon'a gidiyorduk, Konya'ya gidiyorduk, Eskişehir'e gidiyorduk. Maşallah Abdülmetin Hoca Efendi'nin dediği gibi bana bir lakap takmış. Yeryüzü merkez vaizi diyordu o zaman. Ben de dedim şimdi sen oldun yeryüzü merkez vaizi. Ben hastalandım, daha çok gidemiyorum. Yeryüzü merkez vaizi gibi dolaşıyorduk. Her yerde ne diyorduk? 3-5 kişi, 3-5 kişi, 3-5 kişi Allah için getirin, getirin, getirin. Bir de bakıyorduk, köprüler tıkanmış, yollar tıkanmış. Vali uyuyamıyor, başbakan uyuyamıyor. O zaman Çiller hanımefendiydi, Allah selamet versin. Sabaha kadar uyuyamadı kadıncağız. O külliye ilk açıldığı gece, değil mi? Kozakçıoğlu mu ne vardı vali? Allah selamet versin herkese. Ha şimdi, mesele ne? Mesele, artırın, çoğaltın, kardeşleri çoğaltın. Şimdi, sen Kemalpaşa'dan geliyorsun, efendim, veya işte Kütahya'dan gelen var, burada Tavşanlı'dan, her yerden gelirler buraya. Gelirken birkaç arkadaş aldı. Bizim millet 5 lira minibüs parası vermemek için cennete bile girmez. E bu sefer adama diyeceksin ki, kardeşim ne var? Biletler bende. Hele özel taksi varsa bayıla bayıla gelir. Yoksa da biletmen. Yolda köfteler benden. Kemalpaşa'da bir de tatlı yedirim sana kaymaklı. Dediğin zaman, ya ne zarar ederiz? Yemek bedava, çay bedava, yol bedava, bir keyif yapalım gelelim. Arada da hatır için çiğ tavuk bile yeniyor. Biz de hocayı dinleriz. Diye gelir. Gelsin bir kere gelsin. Ondan sonra alışır. Bir de hafta o bir getirenler, eski getirenler var. Şimdi onların getirdikleri devamlı geliyor. Bu getirenler gelmiyor. Ya var böyle. Bursa'da da var benim epey tanıdığım. Benim Bursa'ya hemen hemen 35-40 senelik yatırımım var. Sizin şirketler gibi hepiniz uğraşıyorsunuz. Benim de yatırımım bu. Molla dayının Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun. Onun evinde 5 kişi, 10 kişi öyle geliyorduk yani. 5, 10. 35 sene ben bu Bursa'ya gelirim. Belki de 40'a da yakındır. E şimdi o kadar zamandır geldiğimizden beri bu cemaat bu şekil eski gelenler var. Eski adam şey hasta olsa anlayacağım. Mazereti olsa anlayacağım. Sabah sağlam şey o gelmiyor. Bu sefer onun getirdikleri cemaate mal olmuş. Bu sefer onlar onu arıyorlar. Hadi gidelim. Ya şimdi biz artık çok yaşlandık veya çok dinledik. Artık biliyoruz her şeyi ya. Sen devam et falan. Bu şekil diyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Getirenlerden de, gelenlerden de, çağıranlardan da, hepinizden razı olsun. Amin. Ama mesele nedir? Bu senin arkadaşı, kardeşi artırman sana mı yarayacak, bana mı yarayacak? Ben burada gelenden bilet kesiyor muyum? He? Bir kişi fazla gelse para alıyor muyum? O zaman bu sen 3 kişi getirdin. Bu 3 kişiyi ne yaptın? Allah yolunda kardeş yaptın. 2 kişiyi getirdin. Ne yaptın bunu? Kendinin Allah yoluna davet ettiğine şahitlik yaptın. Şahit yaptın. Bu sefer kimin şahitleri artıyor? Senin getirenin şahitleri artıyor. Senin hakkında yarın ahirette 3 kişinin efendim iyi biliriz beni camiye götürdü, beni sohbete götürdü, namaza başlattı demesiyle 30 kişinin, 100 kişinin demesi bir değil. Ne kadar fazla insanı bu yola getirdin, o kadar insana efendim iyiliğin dokundu. Mevla da bunu zayi etmez. Onlar da sana dua eder. Onların ölene kadar onların zürriyetinin bile amellerinden bir misli sana yazılır. Neden? Sen tanıttın, sen tanıştırdın, namazla buluşturdun, Kur'an'la barıştırdın. Adam ne yollarda geziyordu? Çünkü Noel tehlikesi var. Allah muhafaza buyursun. Şimdi ne bizimki gelişimiz? 6 Kasım mı? Aralık mı? 6 Aralık dedin. 6 Aralık'ta gelince nereye yanaşıyor? Noel şeyine yanaşıyor. Şimdi bir dahaki ay, yani 6 Aralık geldiğimizde bu Yahudi Hristiyanlara benzememek, bunların modalarına uymamak,
bunların günlerini, gecelerini kutlamamak. Bu konuda Müslümanlar yine gevşediler çok. Epey senelerdir bu konu biraz gündeme gelmiyor. Biz de birkaç sene hapse attılar, susturdular falan. Yeniden bir faaliyet lazım. 6 Aralık'ta şahitlerimizi artırmak için, din kardeşlerimizi artırmak için, bir Müslümanı Noel kutlamaktan kurtarmak için, bir Müslümanı kafirlerin karaltısını artırmaktan korumak için, kim bir kavme benzerse o onlardan olur tehdidinden halas etmek için, Allah için, din için. 6 Aralık'ta. Tamam. Ben siyasetçiler gibi böyle parmak kaldırıp bana rey verin demiyorum. Ama Allah için sohbete getirecek misiniz diyorum. Ha? Fikret Efendi düşünsün şimdi. E tabi ha. Aşağıyı çıkartmadın, yukarıyı çıkartmadın mübarek adam. E şimdi bir dahaki ayı bunun bir misli gelirse nereye koyacağız? Aa bak. Yer çoksa ayarla. Milleti ayazda bırakma. Hava soğuk olur. Ona göre inşallah. Fikret Efendi gönlü geniş adam. Evini barkını açar her yeri. Ama bu işler düzelecek. Yani inşallah efendim kat kat insan şahidimiz olacak. Biz Allah için çağıracağız. Din yolunda kardeşleri artıracağız. Yolda işte durumunuza göre köfte möfte pahalaştı. Belki bir kek yap verirsiniz. Bir şey verirsiniz adama ya. Getirin adamı da boşu boşuna kuru kuru yana getirmeyin. Yani teşvik, teşvik inşallah. Tamam. Allah Teala bizi hayırlı şahitlerden eylesin. Amin. Hayırlı şefaatçilerden eylesin. Amin. Bize hayırlı şahitler nasip eylesin. Amin. Bize de hayırlı şefaatçiler nasip eylesin. Amin. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Sırrına mazhar eylesin. Allah'ım şahitliği kabul olacak adaletli ve vasat. Ayet-i Kerime'de vesatan, vasat. Türkçe'de de kullanıyorsunuz vasat. Yani orta giden, istikamette giden, ifrat ve tefrit iki taraftan, iki uçtan, iki sivri uçtan uzak duran. Tamam? Adil. Nefsinin aleyhine de olsa, ana babasının aleyhine de olsa hakkı söyleyen, adaletli ümmet sırrına mazhar eylesin. Yoksa adaletli olmadın mı da şahitliğin kabul olmaz. Bir adam kader yok dese şahitliği kabul olmaz. Bir adam Allah'ın sıfatları yok dese, yani bidat fırkaları böyle söylüyor. Bir adam cennet cehennem yok olacak dese, bu bir adam kim biliyorsunuz değil mi? Bir adam, bir adam, bir adam. Aynı adam. Soyadı da maalesef İslamoğlu. Ama hakikaten İslamoğlu. Babası da çok mübarek bir veli adam. Babası Ahmet Efendi, Hoca Efendi, başımızın tacı. Allah hayırlı uzun ömür versin. O da öyle bir mert adam. Oğlu hakkında da olsa doğruyu konuşabilen bir hoca. Böyle de hoca çok görmedim ben. Az gördüm. Oğlunun aleyhine de olsa doğruyu konuşabilen ehli sünnet bir adam ya. E şimdi itikat bozuk olursa şahitlik geçerli olur mu? Olmaz. Onun için adaletli olacağız. Mürüvveti ihlal edecek, kişiliği ve şahsiyeti zedeleyecek tavır ve hareketlerden kendimizi uzak tutacağız. Yani ne gibi? Arkadaşlar, fıkıhta öyle bir meseleler var ki camiye, cemaatle namaza devam etmeyen adam evde kılsa bile, evde namaz kılsa bile mahkemede İslam'a göre şahitliği geçerli değil. E nerede kaldı adam şimdi? Her mahallede, camide, cemaate gelen adamı kontrol etsen 5 vakit 15-20 kişi ortalama çıkmaz. E mahalle 10 bin kişi. Kaç tane şahitliği geçerli adam var? Anladın mı şimdi? Ayakta yemek yiyip dolaşırken yiyenin bile şahitliği geçerli olmuyor. Başı açık gezenin şahitliği? Hangi başı açık gezen? Kadın mı? Yok ya kadın. Kadın nasıl başı açık gezecek ya? Başı açık gezen erkeğin şahitliği mecellede kabul olmuyor. Mecellede. Yani meseleler ince. Ama Allah Teala o kadar ince bakar mı? Bakmaz. O kadar ince bakarsa küllün yandık. Şahit kalmadı ya. Mevla toptan muamele yapacak inşallah. Ama biz de sünnete uymaya gayret ederek şahitliğimizin muteber olması için gerekli olan güzel huyları tamamlamaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Hiç benim konuşacağım bunlar değildi. Mevla buralardan konuşturdu beni şimdi. Esas mevzumu nedir? Yarın gece biz inşallah İstanbul'da toplanacağız. Taşdelen tarafında Hiranur Vakfı var. Orada
sohbet olacak. Aşure gecesini ihyaya niyet ettik inşallah. Yarın gece. Ben yarın geceki sohbette Aşure günü, yani yarın gece yapılacak ibadetler ve namazlar ile Aşure günü, yani pazartesi günü yapılacak vazifeleri teker teker anlatacağım. Yarın kaçırmayın, saat 7.30'dan sonra Lale Gül TV, Lale Gül FM, Cübbelam Çocukta TV gibi sitelerden sohbet veriliyor. Bu sohbeti kaçırmazsanız, ben bu gece burada bunları anlatamayacağım. Vakit yetişmeyecek. Ancak bazı faziletler söyleyeceğim. Zaten demin dedim ya, bu duaları aldınız, kalkıp gitseniz bile masrafı çıkardınız, üstüne de kârdasınız dedim. Baktım hareket var mı falan. Baktım kıpırdanmadılar. Yani demek istediler ki masraf çıkmadı. Birkaç bir şey de anlat da kardeşim. Dua edip amin hadi ya Allah dışarıda sen de ya. Bizim orada da hoca var. Bir şey anlatacaksan anlat dediniz, oturdunuz. Şimdi oturunca ben de konuşuyorum. Kalkacaksınız direklere konuşamam ki. Değil mi? Gitseniz olur dedim, baktım gitmiyorsun. Biz de birkaç kelime bir şey anlatalım. Ama ve lakin yarın gece ne anlatacağız? 25 madde. Aşure gününün faziletli amelleri. Kaç madde? 25. Bu 25 maddede ne var? Bir sene ölmemeniz için önemli bir şifre var. Bu 25 maddede ne var? Bir sene hastalık görmemeniz için önemli bir madde var. Yapabileceğiniz şeyler. Bu 25 maddede ne var? Bir sene göz iltihabı ve göz afeti görmemeniz için maddeler var. Vesaire vesaire. Bu 25 maddede çok önemli ne var? Bir sene geçim darlığı görmeyip devamlı bolluk. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma vesaire tabi'nin hepsi 50 senedir denedik bulduk dedikleri ameller var. Bunlar içinde yazıyor. Ama ve lakin siz okuma alışkanlığınız yok. Yazıyorum yetmedi. Efendim yerini gösteriyorum, tercüme ediyorum, çeviriyorum, diyorum sayfa şu, ona bile bakma lüzum yok. Adam ne diyor oradan biliyor musun? Ya işte ne naz ediyorsun, ne yazıyor o sayfada anlat da. Tam bizim Laz usulü ya. Yazlık da yok bende ama işte öyle konuşuyorum. Yani adama diyorum ki şu sayfada şu mesele var. Adam oradan diyorum ya ben onu nasıl alacağım da çevireceğim de sayfayı bulacağım, numarayı bulacağım ya. Anlat işte ya. Bizim millet dinlemeyi çok seviyor, okumayı hiç sevmiyor. Zaten memleketin geri kalmasının en büyük sebeplerinden biri okuma kültürü sıfır. Benim kitap harcamam ne kadar biliyor musun? Sizin aylık, senin de sülalenizin de. Ne söylüyorum mübarek adam da. Yalan konuşuyorsa ama buradan çıkmayayım. Senin de sülalenin de. Aylık mutfak masrafının kaç katınınsa benim kitap masrafım var. Evet. Bütün dünyada kitapları takip ediyorum. Gece gündüz uyumuyorum. Koli koli. Bu da Serkan Efendi şahit. Her hafta 4 koli taşıyor. Burada adam. Şimdi kardeş. Bu kadar tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Niye okuyorum? Hem size de bir şey anlatıyorum. Oradan bir şey buluyoruz. Bir anda rahmetli Şehit Bayram Hocam o benden hastaydı. O tamamen kitap kolik. 400-500 kolik kitap gelir şeyden. Lübnan'dan, Beyrut'tan, Mısır'dan, Ürdün'den, Yemen'den. O şimdi ta geminin çıktığından haber olardı. Derdi ki gemi yola çıkmış. Buraya geldiği zaman derdi ki bana ya benim derdim vaktim yok hocam şudur budur. Sen bana vekalet ver. Bir sana ayıracağım, bir bana ayıracağım. Tamam derdim ona. Birkaç sohbetinde de var bu, bir sohbette. Ya yazık günah diyor, koca Türkiye diyor. Sesli bir sohbetinde kasete almışlar. Ya diyor, koca Türkiye diyor, bu kadar kitaptan, bazı diyor, kitapçıya soruyorum, niye bu kadar mühim bir tefsir, hadis çıkmış? Efendim, eski ulemanın kitapları yeni basılıyor. Yazma eserler yeni yeni basılıyor. Ya niye iki tane getirdin? Adam diyor ki diyor, cübbeliyle senden başka alan yok ki. Samimi söylüyorum, Bayram Hoca'nın sesli kasetinde var bu. Yazık günah diyor ya, bu ümmet ne hale geldiniz kardeşim? Bu kadar ilim eser okunmayacak mı diyor. Şimdi, mübarek ne derdi? Bizim Efendi Hazretleri'ne de söz ediyor. Bir kitaptan bir mesele öğrensen, o kitap masrafını çıkarttı, geri kalan tümüsü kara geçtin derdi. Yani bir mesele. Ben zaten kitabı alayım mı almayayım mı diye bakıyorum. Niye bakıyorum? Şii'nin kitabı da geliyor. Vehhabi de geliyor. Ben de çok mütehassısımdır. Hemen dakikada böyle hani ki kan man tahlili böyle bazı gün 8 saat 10 saatte çıkıyor.
Bazı kanlar çinko minko 3-5 günde çıkıyor. Ben bir kitabı aldığım zaman veya bir adamı dinlediğim zaman ehli sünnet mi değil mi laboratuvar tahlil saniyede çakarım. Kitaba şöyle bir bakıyorum, arkadaşlar da şaşırıyor. Yahu sinek gibi gidiyorum, ille yaralı yeri buluyorum. Tak açıyorum buradan, oradan bir bakıyorum, ha bu adam sakat diyorum. Neden? E benim bir birikimim var. Efendi Hazretleri buyurdu, bu Ahmet tam ehli sünnettir. Bunu kimse kandıramaz. O halde bu birikimden istifade ederek bir şey öğreniyorum. Daha kitabı seçerken 5-10 mesele öğreniyorum ondan, daha kütüphaneye koyarken. Sırayla açıyorum çünkü onu tümünü okuyamam. Bazı yere çok merak edersem, dizimi değiştirmeden, dizimi bir yere böyle yaslamışım. Sıkmışım, sıkıştırmışım, altımda uyuşmuş. 4 saat öyle kaldığım olmuş. Kitabı bitirene kadar. İmam Nablusi'nin İzzahü Delalâ fî Sema'il-i Âlâ çok da beni ilgilendiren bir konu. Yani o kitap 600 varak mı neydi? Baskısını da bulamadım. Süleymaniye'den yazmasını aldırdım. O kitabı gece sabaha kadar bitirdim. Yazılar da ince yazı, yazma. Ve kardeşim kitabı bitirdikten sonra nasıl ayağımı doğrultamıyorum? Bir uyuşmuşum ki. Kalkamıyorum yerimden. Bazı kere böyle dakikalar geçiyor ki eklem yerlerim birbirinden açılsın diye böyle bekliyorum. Çünkü aşırı romatizma var. Bu vaziyette. Ama bu kitap sevgisi bu. Bu ilim sevgisi bu. Ha bu neye lazım? Oradan bir ayet, bir hadis-i şerif. Ayetleri bütün Kur'an'ı biliyoruz. Hadis-i şeriflerden daha çok görmediğimiz hadis var mı? Çok görmediğimiz hadis. Geçen gün başıma ne geldi? Ben bir anda da 3-4 işi birden yaparım. Yani bir iş yaparsam kendimi boşta sayarım. Aynı anda kitabı tavsiye ediyorum. Aynı anda bir yerden bir şey okurum. Aynı anda haberleri dinlerim. Tamam kardeş? Çünkü üçünü dönüyor. Ben aynı haberlere oturacağım senin gibi. Hanım çayı getirin, meyveyi soy, açık otururum. Lan ne kadar boş vaktim var. Öyle açık oturuma benim hiç vaktim yok. O açık oturum gibi 40 taneyi geçerim o arada ben. O arada da bir kanala geçerim, baktım sapığın biri çıkmış, kabir azabı yok der. Samsun'da o. Samsun ilahiyatta meşhur. Bu ara meşhur ettiler onu da yine. Babası da iyi alimdi, ehli sünnet adam. Rahmetullahi aleyh. Oğlu böyle oldu. Kabir azabını inkar eder, onu inkar eder, bunu inkar eder. O anda ona rastlarım, o anda ona rastlarım. Hep de beni mi buluyorlar ya? O dakikada oraya çatıyorum yani. Yoksa benim ajandam yok yani böyle. 40 tane elemanım yok. O haberlere hep rastlıyorum. O arada da tahsiller yapıyorum. Çıktı bir tane bitkici. Bilgisi de var. Adamın adını verip de reklam yapmayalım. Kazandığı paraları bize mi veriyor? Boş ver. Ondan sonra şimdi adam ne dedi biliyor musun? Ben şaşırdım. Benim de elimde kitap. Koliler yanımda. Tek tek kitapları açıyorum bak. Gecenin üçü mü ne? Ya Rabbel alemin ya. Dedi ki, çok şey anlatıyor, hızlı hızlı konuşuyor. Bu dedi, uykudan uyandığınız zaman dedi, bütün mikroplar dilin üstünde birikiyor. Siz de ondan sonra dedi, su içtiğiniz zaman veya yemek yediğiniz zaman o mikropların küllüsü içinize geri dönüyor. Onun için ne yapmak lazım dedi. Böyle dedi, bilmiyorum eczanelerde var mı? Dili silmek için, dili silmek için ya çelikten falan dedi. Ben aradım bulamadım. Çeliğini, gümüşünü bulamadım ama plastiğini buldum. Böyle bir şeyler var dedi. Böyle yapacaksın. Böyle çekeceksin dedi. Onu alacak. Ondan sonra yersen içersen çok mikropsuz bir hayatın olur. Allah Allah dedim şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yataktan kalktığı gibi ne yapardı? İlk işi neydi? Yataktan kalktığı zaman ilk işi neydi? Misvak. Abdestten evvel. Yataktan kalktığı ilk işi neydi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat şimdi misvağı da düşündüm. Şimdi bu adam doktorluğu da var. Misvak sadece diş etleriyle ve dişle alakalı. Bu şimdi dilden bahsediyor. Buna dair de bir hadis bugüne kadar görmedim. Bu kadar da kitap okudum. Bir hadiste rastlamadım. Arkadaş, o anda kitabın adını şimdi unuttum. Koliler dolu kitap. Kitabın, elimde olan kitabın önüme açılan sayfasında ne dedi, ne yazdığını biliyor musunuz? Şemail kitaplarından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, misvağı diyor, nasıl sürerdi dişlerine? Enine. Boyuna böyle uzunlamasına sürmek sünnete muhalif. Yani misvağı şöyle şöyle yaparsan, şeytan öyle misvaklanır. Bu yasak. Sünnette nasıl kullanacak? Arzan, yani enine böyle. Biliyor musun? Tam onun altında da demesin mi ki
Ancak dil müstesna, dilin misva tuğlen, uzunlamasına. Şaşırdım. Yani şöyle. Dilinki nasılmış? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dilini misvakladığını o gün kitapta gördüm. O anda da o doktor onu söylüyor. Ya dedim Allah Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tıbbı nebevisinde beyan etmediği bir şey kalmadı. Fakat bu adam ya bu yalan söylüyor, dilde böyle bir şey yok. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapardı, ya da ben görmedim. O anda o kitap gecenin üçünde hayatımda bir kere elime aldığım kitabın o sayfası, o satırı. Sünnet, sünnet, sünnet. İlim, ilim, ilim. Bir mesele hayat kurtarır. Bir mesele ebedi ahiretini kurtarır. Bir fıkıh meselesi. Efendi Hazretleri'nin sohbetini dinlediniz mi? Lale Gül'den he? Görüntülü sohbeti dinlediniz mi? Ayda bir verelim onu inşallah. Dinlersin bak neler anlatıyor orada. Dinin önemini, ilmin önemini, medresenin önemini değil mi? Neler olacağını. Bir mesele. İnsanın başına neler geliyor ya? Neler geliyor? İlimsiz çözülür mü bu işler? Ahirete gidilir mi böyle ya? Adam ne diyor karısına? Ente aleyke zarun. Sen, işte efendim sen onu anlatıyor orada külliyede, 96 senesinde. Sen bana diyor, anamın sırtı gibisin. Ya ne saçma adamsın ya. Bu senin karın. Allah Teala da Kur'an'da ne buyuruyor? Ya bunlar, karısı onun anası olamaz ki. İnumatum illallâhi veletnev. Anneleri onları doğuranlardır. Karın seni doğurmamış ki. Ne demek istiyorsun senin? Sen bana anamın sırtı gibisin. Yani anamın sırtı bana nasıl haram? Sen de bana haram olasın. Yani ne demek istiyorsun? Boş ol git babanın evi ne demek istiyorsun? E bu laf şimdi nedir? Boş bir laf mıdır? Boş bir laf değil. وَاِنَّمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. Bu adamlar şerata muhalif bir söz söylemiş oluyorlar. Yalan söylemiş oluyorlar. Ama günah söylemiş oluyorlar. Sorumluluğu var mı? Var. Sorumluluğu var mı? Var. Ne olacak şimdi? Hadi bunun cevabı. Attın ortaya bir laf. Ondan sonra kafam sinirlendi, boşuna konuştum. Veyahut da karıya boş ol diyor. Hem de bomboş ol diyor. Öyle gel manyak manyak konuşuyor. Bir tanesi dedi ki, bin kere boş ol. Ulan zaten üç tane talak var. 997'si boşa gitti. Kaç tane bağım var ki kaç tane çözüyorsun? Ama fuzuli ya, üçten dokuza. Dokuza yok ki zaten. Ama fuzuli fuzuli konuşuyor. Ama bu fuzuli konuşsa da geçerli mi? Geçerli. Karı boş oluyor. Ne olacak bu sefer? Ondan sonra da ben şimdi hanımıma dönmek istiyorum. Zaten fetva sormayan hiç. Gel aşağı. Efendim, boş ol mu dedim. Anamın sırtı gibisin mi dedim. Hiç fark etmez. Neden? Adamda zaten din, iman, itikat yok. Helal haram yok. Bu nikah, bu birleşmeden bir çocuk olsa veled-i zina olacak, nikahsız doğacak. Böyle bir sorunu yok. Benim birleşmem zina olacak. Ne zinası ya? 40 senelik karım. E 40 senelik karın ama gittin anamın sırtı gibi ol dedin şimdi. Ya bu laflar böyle boş konuşulacak laflar değil. Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit bunu. Kadın geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Havle radıyallahu anha sahabeden annemiz. Diyor ki ya Resulallah diyor. Efendi Hazretleri bunu anlatıyor orada. O sohbette. Ne ilimler anlatıyor mübarek. Ne anlattı yıllarca anlattı. Ya Resulallah diyor, kocam benden bu kadar faydalandı etti, şimdi de bana böyle bir laf konuştu. Ne olacak, ben ne yapacağım diyor yani buna şimdi. Anasına benzetti beni, haram etti beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor ona? Ben bu hususta bir şey bilmiyorum. Mevla'dan vahiy bekleyebilirim. Ben sana bir cevap verecek ilimde değilim şu anda, Mevla beni öğretecek. Öyle mi? E kadıncağız da diyor, e tamam duralım sabredelim, adam bana yanaşmak istiyor. Dönmek istiyor, elimi tutmak istiyor. Hani ben bunlara biraz engel olurum şu, ama bana bir bilgi ver yani ben şimdi. Boş muyum, nikahlı mıyım? Resulullah sana diyor ki ben ne yapacağım sana? Mevla, Ayşe anamızda, Efendimizin biliyorsunuz, 9 hanımının hepsinin odaları 2-3 metre, 2-3 metre. Zaten hurma liflerinden duvarlar, bizim gibi sağlam bir duvarlar yok. Ayşe anamız yan odada o kadının dediğini duymamış. Yan oda derken işte hasırdan bir şey var, arada perde var. Yani duyulur normalde. Yani duymamış, belki başka bir şeyle meşgul. Hanım geliyor, gidiyor.
Gidince, kapıdan çıkınca ne yapıyor ellerini? Mevla'ya açıyor. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, ben senin elçine geldim, durumumu arz ettim. Ama onda da bu hususta bilgi yok. Ne olur Habibini benim hakkımda bilgilendir, benim durumum hakkında bir beyan gönder. Kadıncağız kime arzu hal veriyor? Direkt Mevla'ya. Bu kadın hakkında Kur'an-ı Kerim'de ne var? Sure var. Sure, sure, ayet değil. Surenin adı ne? Mücadele de olur, mücadile de olur. İki ismi de var. Mücadele eden kadın. Mücadele eden kadın. Bu kadının mücadelesi ne hususta? Yani Allah Teala müstaadullah قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ Habibim, kocasının yaptığı, konuştuğu laf hakkında seninle mücadele eden o kadının sözünü Allah muhakkak işitti. Ve bana şikayet ediyordu. وَاللّٰهُ اسْمَعَ تَحَوْرَكُمَا Allah Teala sizin aranızdaki konuşmalarınızı duyuyordu. Ayşe anamız ne dedi? Ya Rabbel Alemin dedi. Yan odadan yanlarındayken duymadım. Kurban olduğum sen her şeyi duyarsın dedi. Allah semiyon basır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla gören. E şimdi ne olacak? Mevla da buyurdu ki وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا Eğer ki siz hanımınıza kalkıp da bana ananın sırtı gibi olsun diye bir laf yaparsanız, ondan sonra da bu sözü yiyip de yeniden hanımınıza dönmek isterseniz, çünkü ananın sırtı gibiyse bırakacaksın. Yok ben dönmek istiyorum. Dönmek istiyorsan ne yapacaksın ceza ve kefaret olarak? Birbirine temas etmeden, dokunmadan evvel, cinsel ilişkide bulunmadan evvel bir köle azat edeceksin. İslamiyet köleliği getirmedi. Köleliği böylece hep azat ettirmeye uğraşıyor. Hemen köle azadı koy. Köle, herkesin kölesi olmaz ki, bazısı fakirdir. Efemellem yecid, fasiyam şehrayn. Öyle mi Hafız Efendi? Femellem yecid, fasiyam şehrayn. Köle bulamadın, iki ay, iki ay oruç tutacaksın. Ben iki ay oruç tutacak, takatım yok, hastayım, şuyum buyum. O zaman konuştuğuna dikkat edeceksin. Sinirini mi bozma diyor. Ben diyorum yani. Arada muhterize soktum. Evet, iki ay oruç tutamadın, فَيْطَامُ سِدْ فَمَلَّمْ يَجِدْ فَيْطَامُ سِدِّينَ مِسْك۪ينَ Onu da bulamadın, 60 fakir, bir köle azadı daha masraflı iş, 60 fakiri yedireceksin. Yedireceksin derken de tabii baklava, börek, o kadar da ağır bir sofra şartı yok. Yani İslam'a göre fitre miktarı işte 10 liralık bir şeydir, bir doyum. 60 fakiri yedireceksin. Gördün mü Mevla cevapları verdi mi? Verdi. Her işimizde, her konuşmamızda sorumluluk var mıymış? Varmış. İlimsiz olur muymuş? Olmazmış. Adam o lafı konuştu. Kadısı geldi soruyor. Sen bu ayeti bilmezsen ne cevap vereceksin? Mahkemeler bunları bilir mi? He? Mahkemeler bilir mi? Gideceksin hakim bey. Ne var? Benim kocam dedi ki bana anamın sırtı gibisin. Bizim yasalarda böyle bir madde yok. Çık git işini. Ne diyecek hakim ya? Ne yapsın sana? Karıya dedi, namusun şerefin üzerine yemin edebilir misin? Karı da dedi ki, bende namus ne arar hakim bey dedi. Ya sen Allah'ın adına yemin ettirsene. Vallahi yok, billahi yok, tallahi yok. Namusuna, şerefine. E şerefsizin şerefine yemin olur. Adam zaten şerefsiz. Adam da çıkıyor diyor ki, namusuma, şerefime yemin ederim diyor. Halbuki yemiş milleti, kandırıyor. Şimdi dolu mahkemelerde şahit gidiyor. Şahitte namaz var mı? Yok. Abdest var mı? Yok. Ehli sünnet bir şey yok. Hakim sadece ona diyor ki namusuna, şerefine yemin et. Adamın da şerefi yok. Adam şerefsiz olduğu halde şerefine yemin ediyor. Ve şerefine yemin ederek o şerefsiz, şerefli bir adamın malını gasp edebiliyor. Şerefli bir adamın hapse attırabiliyor. Şerefli bir adama zulüm yaptırabiliyor. Neden? Çünkü şeriat ya. Gözünü sevdiğim şeriat. Dinin, dünyanın, ahiretin nuru, gözümün nuru şeriat. İslam, Kur'an, şeriat eşittir. Hepsi beraber. Birbirinden ayrılmaz. Ayırmak isteyen kendi ayrılır. Allah bize
kuvvetli iman nasip eylesin. Amin. Faydalı ilim nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi önümüzdeki yarın gece, ne gecesi? Aşura gecesi. Bu mübarek gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla efendim, üç tane müjdesi var. Yarınki gece ibadetle ihya eder. Neymiş? Bir hadis-i şerifte buyuruyor. Men ahya leylete aşura, her kim aşure gecesini ibadetle geçirirse, fakat gününde de oruç tutarsa, gününde yani pazartesi günü oruç tutacak, yarınki geceyi de ibadetle geçirecekse, ma tevelem yedri bilmevd, bu adam ölürken nasıl öldüğünü bilmeyecek. Aa, biz ahiretteyiz ya diyecek. Halbuki ölüm ne kadar zor. Ölüm ne kadar zor. İdris aleyhisselam tattı, yeniden dirildiği kıssasında ölümü nasıl buldun diye sorduklarında ne buyurdu ki bir peygamberdir? Canlı bir koyunun derisini diri diri yüzmek kadar. Bir peygamberin çektiği acı, canlı bir koyunun derisini diri diri sökmek kadar. Bu en hafifi. Ama bak nasıl müjde var. Aşure gecesi, yarın gece ibadetle ihya eder. Sohbeti dinleyin, kaçırmayın. O ihyadandır. Yatsı namazını cemaatle kılın. İhyadandır. Sabahı da cemaatle kılın pazartesi. İhyadandır. Gecede teheccüd ibadet, yarın gece onları anlatacağım namazdan tarifle. Gündüzü de oruç pazartesi. Ama pazartesi orucun çok fazileti var ama tek tutulur mu? Tek tutmak mekruhtur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevre'ye geldi. Yahudileri oruçlu buldu. O zaman Yahudi kaleleri var. Beni Kurayza, Beni Nadır. Piyasada da Medine çarşılarında, pazarlarında bolca Yahudi var. Baktı ki oruçlular. Dedi, bunlar niye oruç tutuyorlar? Dediler ki, ya Resulallah, peygamberleri Musa aleyhisselamla beraber İsrailoğullarının Mısır'dan kurtuluşu, 600 bin Beni İsrail'i çıkartması, Kızıldeniz'den geçirirken Firavun'un boğulup düşmanlarından 400 sene onları köle yaptı. 400 sene. O 400 senelik beladan kurtulmaları hangi gün olmuş? Aşura günde olmuş. Onlar da Allah'a şükür için, kurtuluş günlerine şükür için o günü oruç tutuyorlar. Şimdiki Yahudiler bilmiyorum tutuyorlar mı tutmuyorlar mı. Şimdiki Yahudiler hepten sapıtmış ya. Eski Yahudiler yine biraz kendi kurtuluşlarını kutluyorlar. Bunlar şimdi ne olduklarını da böyle günlerini karıştırmış olabilirler. Efendim, oruç tutuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehnu ehakku evlâ bi Musa miyum? Biz Musa'ya onlardan daha layıkız. Musa kurtulduğu gün sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onu kutlamamız lazım. Allah'a şükretmemiz lazım. O da hak peygamber, benim kardeşim. O zaman biz de tutacağız. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tutmayı emretti. Ve hatta Rubeyyu binti Muavviz olacak radıyallahu teala anha, validemiz anlatıyor. Hem de hadis-i şerifler Buhari'de de var. Sabahtan sonra Ensar'ın kabilelerine, köylerine adamlar saldı. Bu saate kadar yememiş olan varsa bu saatten sonra yemesin. Niyet edin, akşama kadar oruçlu olun. Yememiş olanlar. Bazı rivayetlerde çocukları bile geceye kadar emzirmeyin. La turdu'u bilelley. Hatta sahabenin kadınları diyorlar ki, çocuklar ağlamak mağlamaklık oldukları zaman açlıktan ne yapardık? Pamuklardan, şunlardan, bunlardan oyuncak moyuncak bir şeyler yapardık. Çocukların eline oyuncak vererek oyalamaya çalışırdık. Aşure günün orucu o kadar önemli. Tabii bu Ramazan farz olmadan evvel. Ama fazileti çok kuvvetli, sevabı çok. Ama o zaman farz idi. Ramazan farz olunca aşure günü orucunun farz olması kaldırıldı. Şimdi aşure günü orucu farz değil. Sünnet-i Mekke'de çok kuvvetli sünnet olarak bize kaldı. Ama sevaplarından okuyacağım. Bazı sevaplarını söylerim size. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmesine yakın bu işten rahatsız oldu. Buyurdu ki, bu Yahudilerin orucuyla bizim oruç aynı güne denk geldi. Kafirlerle, müşriklerle, ehli kitapla bir şey birleştiği zaman mutlaka ne yapardı ona? Muhalefet eder. Halibül müşrikin, kitapsız müşriklere benzemeyin ve firulliha, sakalları bol bırakın ve ahfü şevarip, bıyıkları iyice kısaltın. He? Kafirler işte saçlarını şöyle yapıyorlar, böyle tarıyorlar. Siz ortadan ayırın. Saçı ortadan ayırın. Ehli kitaba muhalefet edin. Kafirler peştemal giyiyorlar. İçlerine don giymiyorlar. Şalvar giymiyorlar. Siz içinize de şalvar giyin.
ehli kitaba muhalefet. Hep hadislerde ne bakarsınız? Ehli kitaba muhalefet, kafirlere benzememek. Tıraşından tut. İşte bir dahaki derste de onları konuşalım. Yani kafirlere benzememek, işte yılbaşı kutlamak, Noel meselesi de kafirlere benzemeye dahil oluyor. Kainatın Efendisi'nin hep yaptığı tatbikat bu yöndeydi. Sonra sene dedi ki, buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir daha sene yaşarsam le'asûmennettâsâ, sadece 10. günü tutmayacağım, Yahudilere benzemek oldu, 9'u da mutlaka tutacağım. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son senesiydi, Muharrem gelmeden vefat etti. Ve Kainatın Efendisi o 9'u tutması nasip olmamakla beraber bizlere ne bıraktı vasiyet? Mutlaka 9'u da tutun. Bir hadis-i şerifinde de kendisi 9'u tutarım. 9'u deyince ne oldu? Pazar, yani bu sene için konuşuyorum. 9'u deyince ne oldu? Yarın oruç. Yani pazartesiyi tutmak isteyen yarın oruç. Hoca efendi ne var? Şimdi benim hanıma sözüm var. Niye yarın pazar? Millet azar. E şimdi kahvaltı var, şu var, bu var. E ben ne yapacağım? Çoluk çocuk bir kahvaltı etmeyeyim mi? Ben de senin çoluk çocuğundan kahvaltına mani olmamak için başka bir hadis-i şerife göre kendisi ben 9'u tutarım buyurdu ama başka hadis-i şerifte tek tutmayın. Ya 9-10 tutun ya 10-11 tutun. Bu hadis-i şeriften dolayı sen pazar güzelce kahvaltını yap, afiyetler olsun. Pazarı tesiyi mecbur tutacaksın. Niye mecbur ya? Ramazan mı hoca ya? Ya Ramazan değil kardeşim, mecbur derken ben sizi hani amele meraklı kişiler olarak duyduğum için mecbur diyorum. Bizim Lale Gül televizyonu çıktıktan sonra Trakya'da falan her yerde izleniyor. Gümrükçü Hacı Efendi telefon etti. Ya diyor, ben bu televizyonda hiç fayda olmaz, ne gereği var diyordum ama bizim oralarda diyor namaz yok, abdest yok. Bayağı bir tüketim olan ürünler var malum. Ya oradan telefonlar gelmeye başladı. Televizyon açılalı bir hafta olmuştu o bana aradığında. Yahu dedi, adam diyor ki Ramazan tutmadın bu sene, Muharrem'e başladık. Allah Allah! E kardeş! Maşallah! Muharrem'e başladıysan Ramazan'ı haydi haydi tutacaksın demektir. Ramazan olmayanın Muharrem'i kabul olur mu? Olmaz! Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Ramazan-ı Şerif'ten sonra hangi ayda oruç tutmamızı emredersiniz diye buyurdu, sordular. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, İn künte saimen ba'de Ramazan, eğer sen Ramazan'dan sonra bir gün oruç tutacaksan, bir ayda oruç tutmak murad ettiysen, fasum şehrallahil muharrem, Allah'ın Muharrem ayında oruç tut. Eftalus siyam ba'de Ramazan, Ramazan ayından sonra senenin günleri içerisinde orucun en sevaplı olduğu hangi aydır? Şehrullahil muharrem, Allah'ın Muharrem ayının orucudur. Eftalus salat ba'del feriba, farz namazdan sonra nafilelerden en faziletli kılacağım diyorsan hangisidir? Kıyamul leyl, gece herkes uykudayken kalkıp kılınan teheccüd namazıdır. Bundan dolayıdır ki zaten Muharrem-i Şerif ayının tümünün orucunun fazileti var. İlk 10 gününün tümünü tutsa Firdevs-i Ala'ya varis olacak. Ama ve lakin siz şimdi onu mu falan zorlamayalım. Ama Aşure gününün sevaplarını söyleyelim. Yahu geyikler oruç tutuyor be mübarek adam ya. Geyik geyik. Geyik kadar olamayacak. Evliyaullah diyorlar ki Aşure günü karıncalara yem ufalardık, karıncalar bile yemezlerdi. Evliyaullah nelere şahit olmuşlar? Ceylan yakalandı geyik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ceylan şikayet etti. İmam-ı Azam'ın kasidesinde de var. Dedi ki Ceylan, ya Resulullah müsaade etsin bana da akşamdan sonra geleyim. Beni yakaladı, ağaya düşürdü, tuzağa düşürdü. Aleyküm selam, rahmetullahi berekatuhu. Hayırlı uzun ömürler, bereketler, afiyetlerle. Yetti bize bereketi, elhamdülillah. Yetti bize. Hepimize duası yetti, elhamdülillah. Elhamdülillah. Allahümme amin, Allahümme. Allahümme amin. Allahümme amin, Allahümme amin. Amin Allah'ım. Amin Allah'ım sallallahu aleyhi ve amin Allah'ım. Amin Allah'ım. Şafil ilim ve alâli ve sahbihi sellem. Allah'ım amin. Günahsız diller. Allah yolunda ağarmış saçlar, sakallar. Ya men şâbe şeybeten fil İslam gufir ale. İslam'da yaşlanmış. Yani 100 yaşına gelmiş hep namaz abdest. Ya mağfiret olunur buyuruyor.
Günahsız. Günahsız ağızlarla dua edin, alın. Üdûnî biyesinetin lem tâsûnî biyâ. Bana öyle dillerle dua edin ki onlarla isyan etmiş olmayasınız. Bizim dilimiz günahkar. O zaman böyle diller bulacağız ki o duaları alacağız. Bu gece gelenler aldınız mı şimdi? Çok dualar aldınız. Kazandınız inşallah. Evet. Şimdi Aşure gecesi yarın ihyaden ölür de nasıl öldüğünü bilmez. Onun için yarın gece İstanbul ve havalisinde olanları Hiranur Vakfı'nda, Taşdelen'de, internet sitelerimizde adreslerimiz var. Lale Gül TV'de, radyoda adresler dönüyor. 10 bin kişilikte yer var. İnşallah 10 bin, 20 bin de dışarıda kalsa da yer var. İnşallah gelirsiniz. Gelenler olursa, buradan herkes dinlediği için genele ilan ediyorum. Yarın gece ibadetle geçirse, ilim meclisinde ihya etse, ölür de nasıl öldüğünü bilmez. Ali radıyallahu teala rivayet Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim Aşure gecesini ibadetle ihya ederse, ehyâhullâh maşâ men ehyâ leylete âşûrâ ehyâhullâh teâlâ maşâ. Ne demek? Kim Aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah-u Teala onu dilediği kadar ihya eder. Allah'ın dilemesinin sonu var mı? Yok. Şimdi bize diyorlar ki dua et. Ben kendim için dua diyorum. Birçok isteyeceğim şeyi unutuyorum. Bana ne faydalı, ne lazım onları da unutuyorum. Sonra mültezemek zor giriyoruz zaten Mekke'de. İzdiham şu bu, çıkıyorum. Ya şunu da diyecektim, unuttum. Şimdi ya Rabbi beni ihya et. Ne demek? Hastalığıma şifa ver, derdime deva ver, borcuma eda ver vesaire. Ümmetin meseleleri, şahsi meseleler dolu dua. Ben ne kadar dilesem de benim dilemem nedir? Sınırlı. Aklıma dua ne gelecek? Allah ne getirirse o gelir. Ama Aşure gecesini ibadetle geçirirse o hiçbir şey istemese bile Allah Teala sonsuz dilemesiyle onu ihya edecek. Artık bu adam ne olur? İki cihanda abad olur ya. Yarınki gece. Evet. Diyorsun ki hoca efendi şimdi bizi iki gece sıkıntıya soktun. Yarın gelseydin de mübarek adam. Bir taştan iki kuş, biz de bu gece rahat. Açık oturumlar deneyeceğiz, çay içeceğiz. Lak lak var. Hem bu gece, yarın gece bağladın her tarafımızı ya. Ben de sonra düşündüm. Programı iki ay evvel verdik. Aşure gecesinden bir gece evvel bilseydim Aşure'yi burada yapardık yarın. Ama bilemedim onu tabii. Bizim bu ilan bu sefer iki ay evvel verildi yani. İki ay evvel de takvime bakmıyoruz. Ercan Efendi de takvime burada bakıyor mübarek adam. Biraz evvel bak, bundan sonra bir daha yaklaşırsa burada ya kutlayalım. Mübarek geceler. He? Efendim, neyse orada da yarın inşallah İstanbul'da Anadolu yakasında bayağı hasret var. Senelerce gittiğim bölgeler, gidemiyoruz. Orada da bir sohbet olsun. İnşallah Rahman. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men ahya leylete aşura fe kenneme abedallah bi ibadeti ehlis semavan. Yarınki geceyi ibadetle ihya eden Allah-u Teala'ya yedi kat göklerdeki tüm meleklerin ibadeti kadar ibadet etmiştir. Nasıl olacak bu? Bir gece verilen müjdeye bak. Onun için yarın sohbet kaçırılmasın ki ne amel edeceklerimizin tariflerini alalım. Seccadeye duralım, secdeye varalım. İnşallahurrahman. Evet, namazları var. Bir tane namaz söyleyeyim. Yarınki gece Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet. 4 rekat namaz kılıyorsun. Her rekatta Sübhaneke, Euzü Besmele birinci rekatta var. İkinci rekatta Besmele var. Sübhaneke yok. Bunları biliyorsunuz. Her rekatta bir tane Fatiha okuyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor okuyorsunuz? 50 tane Kulüvallah. 4 rekatta kaç Kulüvallah okumuş oluyor? 200. Zor mu? He? Zorsa 1000 tane okuyun. Başka rivayetler de var yani. Öbür rivayetlere geçmiyorum bak. 200 tane. Bak kardeşim. Müjdeye bak. Abdülkadir Geylani kattesallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. 50 seneye dönük geçmiş günahı varsa affolur. 50 sene yaşayacak olsa gelecek günahı da affolur. Vay vay vay. Sıfır oldun ya. Hacı, benim zaten 40 senelik günahım olsa zaten 50 yaşındayım. 10 da alacağı geçerim. 50 de ileri yaşasam
Bu namazı nasıl kılmam ben şimdi? Enayi miyim ya? Akılsız mıyım ya? Efendim, Allah-u Teala o kişi için mele-i âlâda benallâhu lehu fil mele-i âlâ elve minberin min nurin. Minber nedir biliyor musun? Minber. Minber ne? Bizim cemaat bazı imamlar bile şeyi karıştırıyor. Minberle kürsüyü karıştırıyor. Bir de mihrap var. Camide ne var? Mihrap var. Neresi? İmamın namaz kıldırdığı yer. Minber neresi? Kürsü neresi? Kürsü nere? Kürsü cumadan evvel konuştuğu yer. Minber nere? He? Hutbeye çıkıyor ya ayakta. O ayakta okuduğu yerin adı neymiş? Minber. 500 milyonluk soru olsa kaybedeceksiniz abi. Bir şeyden haberiniz yok mübarek adam. Efendim minber ne diyor? Şair, şefi'ül halkı fil mahşer, Muhammed sahibül minber sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşerde şefaat edecek mahlukata kim? Minber sahibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hal böyle olunca minber o yüksek yer. Bu namazı 4 rekat aşure gecesi yarın gece kılan kişiye Allah-u Teala mele-i âlâda, mele-i âlâ demek en yüksek melek toplulukları. En yüksek demek mukarrab. Mevla'ya en yakın Cibril ve Mikail ve İsrafil aleyhisselam gibi en yüksek melek toplulukların arasında 1000 tane, bir tane değil, 1000 tane nurdan minber yapacak. Bir adamın mahşerde neyle havası olur? Mahşere çıktın, hava atacaksın. Nasıl hava atacaksın? Orası hava atma yeri değil ama hava atanlar da olacak tabii. Nasıl hava atacaksın? Adama desen ki, benim dünyada bilmem ne model jipim var. Adam diyecek, ne anlatıyorsun bana ya? Cehennem gürlüyor oradan, nereye gideceğimiz belli değil. Dünyada. Dünya mı kaldı da senin jipin kalsın be? He? Boğaz'ın en güzel yalısı benim. 100 milyar dolarlık servetim vardı benim. Ne yara? Ama orada senin garip kuraba, fakir fukara, zavallı biçare, aşureyi tutmuş, aşure orucunu vesaire vesaire. Bu namazı kılmış, bir de mahşere çıkmış. Adam patronu yerlerde sürünüyor, cehennemin dibini boylayacak, sıratta tökezlendi. Bir de bakıyor bizim işçi, aa bizim işçiye bak ya, hareketlere bak hele hele. Ne var? Nurdan 1000 tane minberi var. Adam diyor ki hangisine çıkayım acaba? Adam dünyada kral, rezil olduk diyor buralarda kardeşim. Cehenneme girseydim de bugünü görmeseydim diyor ya. Zaten gireceksin merak etme. Bu durumdaysan gireceksin. Sırattan düşen nereye gidecek? Cennete mi gidecek? Kardeş, ahiret itibar yeri, fazilet yeri, iftihar yeri, övünme yeri. Burada iftiharı bırak. Kuru davaları bırak burada. Paranla, makamınla, mevkiinle bana hava atma. Mahşerde görüşürüz. İhsan Efendi hocamız rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Ya, Ulu Cami'ye geldim dedi. O çok gezerdi emri bil marufta. Yaşlı bir dedeye rastladım dedi Ulu Cami'de. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mübarek de bizzat mezunlu-i kiramdan. Ben de işte bizde de adet olsun ya alışkanlık. İşte şey. Nasılsın dede? Her birbirimize nasılsın, nasılsın? Böyle bir alışmışız yani. Yani tabii bizde adetlerini bulsun, iyiyim, elhamdülillah falan falan. Ama bazı kere de neye çatıyorsun? Değişik bir cevaplara da rastlıyorsun. Hasan-ı Basri'ye çatarsan, radıyallahu anh, ne der sana? Nasıl mıyım? Gemisi fırtınada paramparça olmuş, bir tahtaya bağlı kalmış, bütün balıklar, canavarlar etrafını sarmış adamdan daha beterim. Neden? Nasıl öleceğim belli değil. Nasılsın? Nasılsın? Sormuş, o dede de demiş ki olacağım diye ona, kantarda belli olur demiş. O da anlamaya çalışıyor. İhsan Efendi, Allame-i Cihan adam, dedenin lafını diyor, anlamaya çalışıyorum diyor bu kantar nedir? Ne kantarı? Mizan var ya, mizan. Amellerim tartılınca belli olur nasıl olduğum evladım demiş. Kantarda belli olur. Anladın mı? Onun için burada hava atmanın gereği yok. Orada nurdan minberlerin varsa, nurdan kürsülerin varsa,
Ve bu nurdan kürsüler de kime kurulacak biliyor musun? Peygamber de değiller, şehit de değiller. يَغْبِطُهُ نَبِيُنَ وَشْوَدَى Allah'ın öyle dostları var. Nurdan kürsülerin üzerine oturacaklar. Mahşer günü bütün millet onlara bakıp kıskanacak. Peygamber değiller, şehit değiller. Peygamberler de, şehitler de onlara imrenecek. Ya bunlar kimdir ya Resulallah? Ahmed İbni Hanbel'de de var bu hadis. اَلْمُتَحَابُّونَ بِرَوْحِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Kur'an yolunda Allah için birbirini seven Müslümanlar. İşte birbirini sevenler böyle buralarda bir araya gelirler. Lütfen ayrılırken, gelirken birbirinize selam verin. Lütfen şu cemaatlerden dağılmadan birbirinizle musafaha edin. Neden? Sevin birbirinizi. Nereden geldik bir araya? Hoca bizi topladı. Sohbet bitti. Ne ben seni tanıyorum ne sen beni tanıyorsun. Evet, birbirinizi tanımayabilirsiniz. Çoğunuz da tanımıyorsunuzdur. Burada Allah için bir kardeşlik temin etmişsiniz. Allah için buluşmuşsunuz. Ama burayı çok büyük bir kara döndürebiliriz. O da nedir? Birbirinin yüzüne güler yüzle bakarsak sadakadır. Musafaha edersek ikimizin eli birbirinden ayrılmadan yapraklı dökümü gibi sonbaharda günahlarımız dökülecektir. Ve böylece mahşerde nurdan kürsüler bizim için de kurulacaktır. Çünkü biz niçin bu araya geldik? Ne diyor hadis-i şerifte? Akrabalık ilişkisi yok, ticari bağlantıları yok. Sırf Allah sevgisi Kur'an yolunda bir araya gelirler, toplanırlar, dağılırlar. Bunlar arşın gölgesinde, Allah'ın gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı günde, güneş tavan boyu yakına geldiği günde, herkesi ter göllerine boğduğu günde, gölgeye girecek olanlar, işte Allah için bir araya gelip ayrılanlardı. Yani buraya zaten geliyorsunuz. Vakit verdiniz, masraf ettiniz, geldiniz. Hiç olmazsa iki Müslümanla musafahayı artırın. İki Müslümana fazla selam verin, dağılırken bir kaynaşma, sarılma, muaneka yapın ve böylece günahlarınızı dökün de gidin inşallah. Ya hocam ben öyle adam okkalayamam biliyor musun? Sıkılıyorum ben böyle şeylerde. Ona sarıl, buna tokalaş falan. Ne olacak? Ben yarın 4 rekatı kılayım en iyisi. 1000 tane minberi garantileyim. Öbür cevaplar da eksik kalsın. Kalmasın eksik. Fazla mal göz çıkarmaz. Fazla sevap göz mü çıkarıyor? Kalmasın eksik. Hepsinden kazanalım inşallah. Hepsinden elde edelim. Evet. Bunu da size namaz olarak dedim. Ama yarın gece daha neler anlatılacak? Esas namazlar nerede namazlar? Aşure gününde. Namazlar nerede? Allah'tan da. Efendim yani iş gününe çat. Ne bileyim ben arkadaş. Bir gün izin alacak mesai hakkın varsa yani. İzin alma hakkın varsa pazartesi al. Çünkü neden çok ibadet var. Akşam hemen oluyor. 5:30'da akşam. Nasıl yetişecek o kadar ibadetler? İnşallah. Yani bir gün izin yapabiliyorsan ama işverene karşı olmaz. İşverende sorumlusun. Ama derse gelmediğin gün maaşından keserim. Gelmediğin gün maaşından kesme sistemi olsa o vakit hak geçmez. Ama öyle bir şey yoksa o zaman yalan olur, yanlış olur. Kul hakkına girersin, daha günah olur. İşe gitmek lazım. İşçiysen. Ancak adam derse gelmediği gün maaşından keserim, o vakit pazartesi ibadete ayırsan iyi olur. Veyahut da izin ve hafta günlerinde seçme hakkın olanlar var. O seçme hakkını pazartesi kullansa. Çünkü çok ibadet var. Yarın gece 25 maddede sayacağız. İnşallahurrahman. Efendim, inşallah diyelim. Allah Teala bize de nasip eder. Şimdi kardeşler, Allah Teala, ben size evet, Aşure günü oruçları hakkında faziletleri söyleyeyim. Ama Aşure günü fazileti Allah Teala Arşurrahman'ı Aşure günü yaratmış. Kürsüyü Aşure günü yaratmış. Melekleri Aşure günü yaratmış. Cebrail Aleyhisselam Aşure günü yaratmış. Arş üzerine Aşure günü istiva buyurmuş. Gökten ilk yağmur Aşure günü inmiş. İlk rahmet Aşure günü nazil olmuş. Efendim sayıyor, sayıyor, sayıyor. Adem Aleyhisselam Aşure günde yaratmış. Cenneti Aşure günde yerleştirmiş. İbrahim Aleyhisselam Aşure günü doğmuş. Nemrut'un ateşinden Aşure günü kurtulmuş. İsmail Aleyhisselam kurbanlıktan Aşure günü kurtulmuş. Firavun Aşure günü boğulmuş. İdris Aleyhisselam Aşure günü cennete yükselmiş. Bunları yarın gece biraz detaylandırabilirim. Eyüp Aleyhisselam Aşure günü hastalığından kurtulmuş. Adem Aleyhisselam tevbesi Aşure günü kabul olmuş. Davud Aleyhisselam'ın tevbesi 40 sene ağladı, sızladı. Zellesi vakol. Aşure günü affedilmiş. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü tahtı elinden çıktı. Sonra ne derler? Mühür kimdeyse Süleyman odur. Mührünü çaldılar cinler şeytanlar. Sonra mülkü nasıl iade oldu? Aşure günü iade oldu.
İsa aleyhisselam Aşure günü doğdu. Aşure günü ikinci kat semaya çıkarıldı. Neler, 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 neler daha da saymakla bitmez. En büyük mesele, kıyamette Aşure günü kopacak. Ancak bu sene mi? Bu sene değil. Emin olabilirsiniz. Neden? Çünkü kıyamet hangi gün kopacak? Sahih hadis. Vefite kumusa, cuma günü kopacak. Aşure günü cumaya denk gelirse biraz sallanabilirsiniz. Titreme başlayabilir. Evet. Bu sene pazartesiye denk geldi. Evet. Aşure günü fazileti bitmez. Oruç tutmak. Aşure günü oruç tutan. Arşı taşıyan melekler Aşure gününe hürmet ediyorlar. Peygamberlerin kurtuldukları gündür. İslam'ın sünnetlerinden biri Aşure gününe tazimdir. Aşure çorbası pişirmek diye bir şey var mı? Var tabii. Yemek var da pişirmek de olmaz mı? O da 25. maddede zikrediliyor. Kimin sünnetidir? Nuh Aleyhisselam'ın sünnetidir. Nuh Aleyhisselam o gemiyi yaptı. Ne acayip bir işti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi meselesi. Bütün insanlar boğuldu. Gemiye binenler kurtuldu. Evet. Gemi dile geldi. Tufan başladı. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu bile kafirlerden oldu. Bir oğlu kaldı. Üç oğlu gemiye bindi. La ilahe illallah. İlahul evveline vel ahirin. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi dile geldi. Öncekilerin, sonrakilerin ilahı Allah'tan başka ilah yoktur. Enes sefine tülleti men rakibeni neca. Ben öyle bir gemiyim ki bana binen kurtulur. وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنِّي غَرِقْ Benden geri kalan boğulur. وَلَا اَدْخُلُنِي لَا لُلْإِخْلَاسِ Bana kim binecek ancak? İman sahipleri binebilir. Ya. Nuh Aleyhisselam geminin üstüne çıktı. اَيَّتَ الْوْحُوشُ الرَّاعِيَةِ وَالسِّبَاعُ الدَّارِيَةِ وَالطُّيُورُ الطَّائِرَةِ هَلُمُّوا لِلسَّف۪ينَةِ الْمُنْجِيَةِ Ey otlayan yabani hayvanlar, ey parçalayan yırtıcılar, ey havada uçan kuşlar, kurtarıcı gemiye gelin dedi. Hepsinden bir çift aldı, bindirdi. Gemi 6 ay dünya deniz oldu. Evet. Bu Bursa'nın bu hususta rivayetler var, ilimler var. Nuh Aleyhisselam gemi yapacak. Ne biliyor gemi yapmayı? Mühendis kim? Cebrail Aleyhisselam. Ne diyor ona? Çak, tak, çıkar. Evet. Kaç tane tahtası var? 124.000 tahtası var. 124.000 tahta var. Her birinin üzerinde ne yazılı? Bir peygamberin ismi. 124.000 peygamber. Her tahtada bir ismi Mevla yazıyor, kudretten. Nuh Aleyhisselam'a dedi ki 124.000 enbiyanın adını yaz. Nuh Aleyhisselam dedi ya Rabbi ben ne bileyim o kadar peygamberin ismini. Mevla buyurdu ki Ya Nuh nahtu elvâhin minke ve izhâru esmâ'l enbiyâ minni. Tahtaları yontmak senden, peygamberlerin ismini yazmak benden olsun. İşlem bitti. İlk levhada ne çıktı? Adem Safiyullah. İkinci levhada Şis Aleyhisselam. Üçüncü İdris Aleyhisselam. Dördüncü Nuh Aleyhisselam. Ondan sonra gelecekler, ondan sonra yaratılacaklar. Ama Allah'ın dinde hepsi belli. Hepsinin isimleri belirdiği son levhanın üzerinde ne yazdı? Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cebrail Aleyhisselam dedi, ey Nuh, peygamberlerin mührü, hatemi, hitamı, seçkinlerin süsü, velilerin kandili, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismi çıktığına göre senin gemin tamam oldu. Son peygamber belirdi. Levhalar sayısınca çiviler yaptı. Ondan sonra tahta parçalarını birbiriyle çivilemesini Nuh Aleyhisselam'a vahyetti. 4 levhaya ihtiyaç kaldı. Cebrail Aleyhisselam dedi, Allah Teala buyuruyor ki 4 ilave tahta yont. Her levha benim sevgilim, seçkinim Muhammed Mustafa'mın sallallahu aleyhi ve sellem 4 halifesinden birinin adı yazsın. Çünkü onun eshabı benim katımda peygamberler gibidir. Salavatullahi aleyhi. Evet. 4 levhanın üzerinde de 4 halifenin ismi zuhur etti. Ve böylece Nuh Aleyhisselam gemiye bindi. Bütün dünyadaki kafirler garg oldu. Helak oldu, mahvoldu. 8 kişi bir rivayet, 80 kişi bir rivayet. Sonra
Cudi Dağı'na indi ya, Cudi Dağı nerede? Nuh Aleyhisselam'ın gemisini nerede arıyorlar? Ağrı Dağı arıyorlar, ebedi bulamazlar. Çünkü Ağrı değil ki. Nereye indi gemi? Cudi Dağı'na indi. Cudi Dağı da nerede? Cizre'nin. Cizre tarafının üstünde. Orada ne köyü var? Nuh Aleyhisselam'ın indi. Seksenler köyü var orada. Ya, o Seksenler köyü kim? Nuh Aleyhisselam'ın gemiden inen ehli. Üç oğlu, gelinler, işte ümmetinden inananlar. 80 kişi, Seksenler köyü. Nuh Aleyhisselam'ın kabri şerifi de birkaç yerde ziyaret ettim ama kuvvetli rivayet nerededir? Cizre'de. Cizre'de ziyaret ettim. Allah Teala şefaatine nail eylesin. Nelerde neler? Bursa'yla ilgili bir mesele var mı? He? Bize ne bundan? Size de mesele var. Ya. Ulu Cami'nin yeri var ya. Bir nene vardı. Nuh Aleyhisselam, Ruhul Beyan tefsirinde yazıyor. O nene Nuh Aleyhisselam'a süt falan getirirdi. Ara sıra görüşürler. Sonra o zaman dünya, yani şimdi buradan Osman Gazi'nin olduğu yere bir saatte gidemiyorsun. O zaman Cizre'den buraya bir dakikada geliyorsun demek. Çünkü neden? Tayyi mekan var. Yani dürülme meselesi var. Vakitlerin bereketi meselesi var. Tabii Allah'ın dostları hakkında geçer. Nasıl eskici baba göndermedi mi Mekke'ye buradan adamı da? Eskici Mehmet dede. Kaddesallahu sirru. Nuh Aleyhisselam'la görüşüyordu, gidiyordu, geliyordu. Nuh Aleyhisselam'a diyordu ki, bu gemiyi niye yapıyorsun? Zaten Nuh Aleyhisselam'a kafirler de geliyorlardı, gülüyorlardı. Diyorlardı ki, deniz yok, bir şey yok. Sen buradan, geminin ne işi var? İlk gemi yapılıyor daha. Dedi, deniz buraya gelmez, bu denize gitmez. O diyordu ki, deniz buraya gelecek. Onlar anlamıyorlar, deniz buraya gelecek. Öyle bir inatçı kafirler Nuh Aleyhisselam'a neler ettiler. Nuh der, peygamber demez, oradan geliyor. 950 sene ya. Nuh Aleyhisselam diyor, bekledim bekledim. Kendileri gavurlar, geberir de belki yeni gelen çocuklarını iman ettirebilir. Ve la ilidu illa faciran keffar. Ya Rabbi, bunlar kendilerinden beter gavur doğuruyorlar. Hepsini gebert dedi ya. Ayet. Bekle bekle, 950 sene kim bekler kardeşim? Bizim hocalar 5 senede basar bedduayı. Adam 950 sene sallallahu aleyhi ve sellem. Adam çocuğunu almış, elinden getiriyor. Diyor ki, bak çocuğum diyor, sana vasiyetim olsun, ben ölürüm kalırım, bu deliye sakın inanma diyor. Çocuğuna da vasiyetliyor, tembihliyor. O da çocuğuna, o da çocuğuna. Hep kendinden beter gavur doğuruyorlar. İnanan yok. İki hanımından biri de kafir. Oğullarından Kenan biri de kafir. Ne yapsın Nuh Aleyhisselam? Dövüyorlar, dövüyorlar, dövüyorlar. Kayaları üstüne koyuyorlar. Ondan sonra inim 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 öldü diye bırakıyorlar. O yine geliyor birkaç gün, evde karı da kafir olsa ne olacak? Kendi kendine tedavi oluyor, iyileşiyor, gidiyor kapı kapı. Kapıları dövüyor. Menal elbab. İçeriden kim o diyor? Ene Nuh. Ben Nuh Nebi. Yine mi geldi, sen ölmedin mi ya? Kul la ilahe illallah. Tüflih. Allah'tan başka ilah yok de felaha ereceksin. Gidiyor öbür kapıya, gidiyor öbür kapı. Bir daha toplaşıyorlar. Bu yine rahatsız etmeye başladı bizi ya. Yine dövüyorlar. Hayatı dayak yemekten. Hep öldü diye bıraktılar. 950 sene. Gidiyorlar geceliğin, gemiyi pisliyorlar. Bütün büyük abdest, küçük abdest gemiye yapıyorlar. Ya Rabbi dedi, sen bana gemi yapmayı emrettin. Bu mübarek gemiyi bana kurtuluş yuvası yapacağını vaat ettin. E bunlar burayı leş etti ya. Mevla buyurdu ki, sen merak etme. E temizliyorsun, temizlemedi. Nasıl temizlemeyeyim ya? Ben bilirim nasıl temizleteceğim. Ondan sonra Mevla bunun kavmine aleyhissalatü vesselam, Nuh Aleyhisselam kavmine bir uyuz hastalığı verdi. Nasıl bir uyuz biliyor musun? Kaşınmaktan böyle yırtıyorlar her yerden, yırtıyorlar. Uyuz olanlar var öyle. Hastalık bu ha? Allah muhafaza. Nasıl biliyor musun? Derilerini yolar. Kan çıkartır yani. Bir de zevk alıyor ondan. Adama diyor, kaşı ben diyor, yırt diyor bütün tırnaklarından diyor. Adam da ona acıyor. Ne acıyorsun diyor. Ne kadar sert yaparsa o kadar hoşuma gidiyor. Uyuz hastalığı. Hepsi uyuz oldu. Gece yine uyuz uyuz gitti şeye, gemiye pisleme. Bir tanesi. Her tarafta pislik, ondan evvelkiler de doldurmuş ortalığı. Ondan sonra sen efendim bir ayağa kayıp düştün mü? Düşer düşmez her tarafı pislenince bir de baktı uyuzları geçti. Ya arkadaş dedi, gökte ararken yerde bulduk, bu ne şifaymış. Samimi söylüyorum, Efendi Hazretlerinden de dinledim.
Bu kıssayı kaç defa dinledim? Bir tane pislik bırakmadılar, öbür uyuzlar geliyorlar. Tahtaların arasında kalmış mı diye oyuyorlar, oraları yontuyorlar. Allah adama pisliğini yalattırır da ha. Nuh Aleyhisselam'a neler ettiler neler. O nene de geliyor ki demin, bu gemiyi niye yapıyorsun diyor. Diyor Allah Teala bana vahyetti, bu kafirleri gark edecek, bana vaktini haber verecek. Tufan başladığı zaman beni bu gemiye bindirecek. Önceden söyle. Şimdi bunları söyle sen şey. Allah Allah, adamda ne hayal var be. Ne hayalperest. Nasıl kuruyorsun bunları ya? Nasıl kuruyorsun? Allah Teala bildiriyor ona. Nereden kuracak? Hiç olacak mı ya? Dünya deniz oluyor. En yüksek dağın üstüne 18 arşın su çıkacak. Alplere gittik. Alplerdeki dağlardaki adamlar orada dediler ki burada bile dağların şeylerinde su çekilme izleri var. Her tarafı su kapladığından su çekilmenin onlar kaç yüz sene sonra bile çıkıyor o izler. Su çekilmenin bulguları var diyor burada. Her tarafı su kapladı. Rabbim Teala hatta ila camruna. Ey Nuh, bizim emrimiz gelince ve fâret tennûr, şu tandırdan su çıkacak. Tandırdan ne yanar? Ateş yanar. Ateş yanar yerden su olmaz. Ama bu tandırdan su çıkaracağım. Alâ hilâfil âde. Bu tandırdan kaynama başladı mı sen gemiye bin. 40 gün 40 gece göklere emretti ki ne kadar suyun varsa boşalt. Yerlere emretti ki ne kadar suyun varsa çıkart. 40 gün 40 feltekal mâ alâ emrin kad kudir. Kur'an-ı Kerim şöyle. Benim takdirim üzere göğün suyu ile yerin suyu birbiriyle buluştu, kaynaştı. Allah Allah. Renkleri de farklı. Nuh Aleyhisselam ve ümmeti seçiyor hangi su nerenin. Göğün suyu mu, yerin suyu mu? Böylece hamellâhu alâ zâti elvâhim ve düşur. Tahtaların, çivilerin sahibi bir gemiye onu yükledik. Tecrib-i ayunina bizim nezaretimizde gidiyor. Bizim gözetimimizde yol alıyor. Ceza elli men kâne küfir. 950 sene küfredilen, inkar edilen, reddedilen, dövülen, kovulan Nuh'a mükafat için. Ve kafirlere helak için. Allah Allah. Ne acayip iş oldu ya. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam geldi. Cudi Dağı'nın üzerine gemi geldi. Mevla Teala sular biraz çekizde vahyetti. Recep ayında yola çıktı. Tufan patladı çarşamba günü. Muharrem'in 10'unda Aşura günü Cudi Dağı'nın üstünden sular çekilince, altlar yine su ama tepede, zirvede su çekilince Mevla emretti. وَقِيلَ يَا اَرْضُ بْلَعِي مَاءَكِ. Ey yer, sularını yut. وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِ. Ey gök, sularını tut. Mevla bu ya. Bak, bir göçüğün içine su doldu. Bütün Türkiye Cumhuriyeti seferber oldu. Kaç gündür suyu çıkarabiliyor mu? Karam. Kurban olduğum Allah, bütün dünyanın en yüksek dağının üstüne su çıkarttı. Ondan sonra da tut dedi mi tutuyor, yut dedi mi yutuyor. Ve gıybal mâ'u. Su eksildi. Ve kudiyel emru. İş bitti. Kafirler helak oldu. Dünyada bir gavur kaldı mı? Ne temizlik ya. Darısı başımıza ya Rabbel alem. Şimdi bunu tercüme de etseler, gavurlar benim laflarımı tercüme edese anlamazlar ne diyorum yani. Darısı başımıza. Vestevet alel cudiyyi. Gemi nereye oturdu? Cudi Dağı'nın üstü. Cudi Dağı Kur'an'da geçiyor. Cudi Dağı'nın üstüne gemi oturdu. Ve kıyla Allah tarafından münadi nida. Bu'den lil kavmi zalimin. Şirk işinde müşrik olan o kafir toplumlar kahrolsun, helak olsun. Ve helak oldular da gittiler. Nuh Aleyhisselam. Şimdi o nene ikide bir geliyor gidiyor mu? İdi. Ne diyordu Nuh Aleyhisselam'a? Bunu niye yapıyorsun? İşçiler, ümmetinden Müslümanlarla, onlara süt veriyor falan. O da diyor ki, tufan olacak, Mevla beni bu gemiye bindirecek, inananlarla kurtaracak. Nene de diyor ki, sakın beni unutma. Unutmam, tamam. İnşallah demeyi mi unuttu, ne olduysa?
tufan oldu, bitti, deniz oldu, Uludağ'ın üstüne su çıktı mı? He? Uludağ var mıydı o zaman? He? E vardı da, mübarek adam. Allah yarattı ne zaman? Dünya yaratırken Uludağ'ı da yarattı da. Mübarek ya, dağları yarattım diyor, takdir ettim diyor, bereket verdim diyor. Görmüyor musun Uludağ'daki bereketler? Sıcak suları, soğuk suları, ne bereketler? Dağlara bereket koydum diyor. Uludağ var idi. Uludağ'ın üstüne su çıktı, sular sonra çekildi gitti. Ondan sonra, nene yine hiçbir şey yokmuş gibi Nuh Aleyhisselam'la görüşüyor. Görüşünce, ya dedi ne zaman olacak bu tufan işi? Bana haber vereceksin ha? Eyvah! Ben seni unuttum dedi ya. Sana bir şey olmadı. Yoo. Ya dedi bir gün ineklerimin ayağı ıslak geldi dedi ya. Meğer o gündür dedi. Çünkü ben dedi bir şey anlamadım ama bunlar nereden ıslak geldi? Hep gün kuru geliyorlardı dedi. Hey kurban olduğum Allah. Dünyayı tufan etse ihlaslı bir Müslüman var ya, dünya gark olsa, helak olsa o Müslümanın ineğinin ayağına bile bir şey olmaz. Yeter ki Allah korusun Allah muhafaza. Şey ne diyor yine? Bize ne bundan? İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki rivayetlere göre bu nenenin durduğu yeri neresi? Ulu caminin caminin namaz kılındığı yer. Onun için diyor ki diyor İstanbul'da bir cami var Eyüp Sultan Camisi. Bursa'da bir cami var Emir Sultan Camisi. Buralarda ibadetle meşgul olan çok feyiz alır, bereketlere nail olur. Bir de Ulu Cami var ki, bu mübarek Ulu Cami'de ibadetle meşgul olan, nasıl ki zikreden, duaden, nasıl ki tufanda orada halas oldu, tufanda bile gark olmadı, nasıl ki orada bulunan kurtuldu, hayvanları bile kurtuldu, orada ibadet eden nefsinin şerrinden kurtulur, bütün şerlilerin şerrinden kurtulur diyor. Bu bir rivayettir ama Bursa için iyi bir fazilettir ve meziyettir. Yani Bursa'da olsam en çok gitmek istediğim yer neresi olacaktır? Ulu Cami olacak. Geçen bir gitti Hızır Aleyhisselam görelim diye başımıza ne geldi belli değil. Allah Allah. Yakaladık herhalde bilmiyorum ki. Gece gittik dua ettik ama. Ramazandı. Emir Sultan'a gittik dua ettik. Oraya gittik buraya gittik. Ondan sonra dedim ya gideyim şeye. Sabah namazında belki Hızır Aleyhisselam geldi. Bizim Lale Gül'ün vavı var ya bu vav. O vav burada mı vav? E şimdi dedim vavın altında kılıyormuş belki. Ben de gideyim orada kılayım belki falan. Bir kere de bu yaşa geldim. Hızır Aleyhisselam'la görüşmüş değilim. Haberim de yok. Tevfik abi vardı. Allah rahmet etsin. O evvelce zuhurat görür. Dedi ki bu gece Yenibosna Aksa Camii'nde Ramazan'ın 27. gecesi Kadir gecesine denk gelecek. Çünkü kesin değil 27 ya. Kadir gecesine denk gelecek. Hızır Aleyhisselam da cemaata gelecek dedi bana. Ben de Allah kabul etsin. Nefsi bulalım dedi. 5-10 bin kişi vardı o gece orada. Ben de her gece sohbet bitti kaçıyorum. O gece herkesle musafaha ettim yakalar mıyım diye. Canım çıktı daha kaç saat sürüyor. O zaman Allah'tan cep telefonu yok, resim çektirelim meseleleri yok yani. Ondan sonra ya ben gördüm görmedim, onu ben çıkaramadım. Yalnız orada arkadaşlar birkaç tane ihlaslı arkadaş dediler ki musafaha ettiğimiz zatın elinde kemik şurasında kemiği yoktu. Hızır Aleyhisselam'ın özelliğidir, kemiği burada yok. Allah Allah dedim. Neyse cemaatin içinde bulundu ya, biz de o cemaatte dua ettik, bir şeyler ettik, mutlaka affolmuşuzdur. Yani ben gördüğümü anlamadım. Ama kesin kez o gece o cemaate geleceğini bana dediler. Ya ben rastlamadım. Buraya da dedim ki Ercan Efendi, ya dedim bakalım ne iştir, Mevla ne gösterir, böyle bir niyet ettim. Emir Sultan'da da dua ettim. Geldik, Ulu Cami'nin kapısından girdik, İmam mukabele okuyor, cemaat az. Bir saf, iki saf yok. Geldim şadırvanın ön tarafına doğru, birkaç kişi dizilmişler. Birisi vardı, hanım kadınlar tarafına geç dedi ona birisi, onu geriye soktu. Bu da mübarek adam telaşlıdır benden beter. Hızlı hızlı terliğimi almış gidiyor ileri, yer bakma. Ben öyle tek başıma, orada biri oturuyor böyle. Sakallı, ama böyle evliya tipli değil. Hızır Aleyhisselam'ı görürsen böyle bembeyaz sakallı sarıklı falan, onu görsem ben de tanırım mübarek adam. Öyle değil işte. Bazı gene dilenci gibidir, bazı gene meczup gibidir, bazı gene mecnun. Öyle oturuyorlar orada. Ben de sağıma dedim böyle, tabi Kur'an okunuyor, sesli selam vermedim, imam mukabele okuyor. Selam verdim. Orada birisi otururken yarıya şöyle hafif düzle doğruldu. Ben bir şey anlamadım. Bana dedi ki, bu ikinci buluşmamız dedi. Aynı böyle.
Ben yine anlamıyorum ya. Allah kafa işte kafası. Neyse ben niyet ettiğim niyet Allah'ın izniyle olacak. Çünkü o niyette gittik. İkinci buluşmamız diyor. Öbür iş meselesi 16-20 sene evvelki iş. İkinci buluşma. Ya ben adama bir şey sormuyorum ki. Ne alakası var sabah namazında? Bu dedi ikinci buluşmamız dedi. Aleykümselam. Biraz ileri gittim, biraz kafama dank etti. Buna dedim. Ya böyle bir şey oldu ama falan baktık ettik. Yok. Sonra namazdan çıkarken arıyoruz. Bahçenin kapılarında dolanıyoruz. Dolan. Ama Ulu Cami'de bulursunuz, devam edin. Ulu Cami'de sabah namazına, cemaata devam edin. İnşallah bulursunuz. Ama ve lakin, mesele nedir? Mesele onun bulunduğu cemaatte bulunsan yetmez mi? İlla elini tutma lüzum var mı? Yok. O aynı cemaatte bulunsan, muradını tutsan, hayırlı muradına nail olursun. Allah Teala hayırla buluştursun. O mübarek hayat suyundan içmiş, bizi gönderir, o yine kalır. Onun için daha buluşmalar nasip olur inşallahurrahman. Belli olmaz. Siz hayır yapın, göreceksiniz. İnşallah. Onun için Ulu Cami'de fazilet var ve meziyet var. Efendim, bu mübarek Aşura gününde de, Nuh Aleyhisselam'ın kurtuluş gününde de, bütün peygamberlerin kurtuluş gününde de, nefsin şerrinden kurtulmak, şeytanın tufanında boğulmamak için fırsat bulursan Ulu Cami'ye de gidersiniz. Sizin için burada bir nimettir. Faziletli namazlar kılarsınız. Kuşluk vakti giderseniz, nafile namazları kuşluk vakti kılarsanız çok fazilete erersiniz. Kuşluk namazı için özellikle mescide gitmek hakkında da ayrı bir sünnet var. Nafileleri evde kılmak sünnet ama kuşluk için camiye gitmek hakkında da ayrı hadis-i şerif var. Onun için Ali Adar Efendi Hazretleri İsmet Baba Tekke'den çıkardı, kuşluk vakti Fatih Camisi'ne giderdi. Yani kuşluk namazına özel. Sonra tabii öğlene kadar bekler, zikreder, dua eder, ibadet eder. İnşallah Allah size fırsatlar versin, boş vakitler versin, bol vakitler versin. Pazartesi günü ihyaya muvaffak etsin. Gecesini ihyaya muvaffak etsin. Enbiyanın kurtuluş günü bizim için de maddi manevi dertlerden, nefsü şeytanın şerrinden ve onların dünyadaki destekçileri olan kafirlerin, münafıkların, zalimlerin ve fasıkların şerrinden bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile eylesin. Amin, amin. Evet. Şimdi dualar edelim inşallah. Rahman. Kısa bir dualar edelim. Hafız Efendi geldi. Hafız Ahmet Efendi. Sesi kuvvetli, nefesi kuvvetli, hıfzı kuvvetli. Ondan sonra bir aşırlar okur şimdi. Böyle ara sıra bakabilirsiniz. Yukarısı dökülüyor mu yukarıdan aşağı diye. Efendim. Bir aşırlar okusun size de. Bakın görün bakalım. Ben size öyle ikide bir zor şer bir şey okumaya çalışıyorum. Onun aşırlarından istifade edeceksiniz inşallah. Duadan sonra. Çok Kur'an ziyafeti yani. Size büyük bir Kur'an ziyafeti var. Mübarek gelmiş size misafir. İnşallah dinlersiniz. Onun aşırı başkalarına benzemez. Evet. Ne? Geyik kıssası yazıyor şeyde. Dergide yazıyor, Şırat-ı İslam'da yazıyor. Geyik dedi ki, siz diyorsunuz, evet doğru. Anlat ya, biz okumayalım. Efendim, geyik dedi ki, ya Resulallah, beni salıversin. Beni salıversin, akşamdan sonra dönüp gelip teslim olacağım. Vakitsiz, münasebetsiz aldı beni. Çocuklarım aç. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu benim hatırıma sal, akşamdan sonra senin avındır, helaldir, sana geri gelecek. Dedi ki, niye akşamdan sonra görüyor? Gitsin yavrularını bulsun, gelsin. Dedi ki, bugün Aşura günüdür, yavrularımızı emziremiyoruz. Onun için akşamdan sonra geleceğim, müsaade eder. Adam dedi, ya ben nasıl, ne yapayım böyle bir geyiği dedi, sana hibe olsun ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hadi sen azat olasın dedi, git yavrularının yanına dedi. Birçok rivayetlerde vardır ki, Aşura gününün hürmetine hayvanlar bile tazim ederler. Ama öyle hayvandan aşağı insanlar vardır ki aşure değil, Ramazan'a bile tazim etmezler. Ramazan'da bile yerler, yutarlar. Müslümanların gözü önünde onların dinine hakaret için efendim oruç yerler. Böyle de bir zamandayız. Biz Allah'ın dininin hürmetli günlerine hürmet edelim. Dininin nişanlarına tazim edelim. Kalbimizde Allah korkusu varsa, Allah saygısı varsa, ve men yu'azzim şa'airallahi fe innehâ min takvel kulûb.
Allah'ın dininin nişanlarına değer veren kalplerdeki takvalığının eserinden gelir. İnşallah Rabbim o takvalığı bize ihsan eylesin. Ben sizi bir saat daha konuşurdum size. Fakat sesim kısık. Hastalığım çok. Akdeniz anemisi mi bilmem ne olmuşum yine. Kanım yok, canım yok, çekiliyor. İğneler miğneler başlattılar. O vaziyette size hizmet için geldim. Azımı çoğa kabul edin. Yarın da sohbet olacak. Ses lazım. Peş peşe sohbet eskisi gibi günde beş yerde. Nerede? Şimdi zayıfladık. Birbirinden istifade edelim. Günler yanaşıyor. Vakitler, ömürler tükeniyor. Birbirinden istifade edelim. İnşallah yarın akşam da sohbet dinleyeceğiniz için bu gece bu kadar lan. İktifa edelim. Amin. Subhane rabbil alil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselüke el cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عفّ إلى مغفرة إلى لطف إلى كرم إلى adımlarımıza cümle sevaplar ikram eyle. Buradan dağılmadan cümlemizi affeyle, mağfiret eyle. Aşura gecesini günlü ibadetle, oruçla, ihyaya ve kıyama muvaffak eyle. Allah'ım ne vazifeleri varsa bir hakkın ifaya muvaffak eyle. Allah'ım zikrine, şükrüne, güzel ibadetlerine karşı bizlere yardım eyle. Nefsimizin şerrinden, tembelliğinden, üşengeçliğinden, bizi ibadetlere karşı soğutmasından muhafaza eyle. Nefisle şeytanla aramıza manialar, hicaplar ihsan eyle. Allah'ım sen buradan dağılmadan hayırlı muratlarımıza nail eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, eşlerimizi yar eyle, çocuk çoluklarımızı salihlerden eyle. Ya Rabbi geçim derdine düşüp günahlara düşmekten muhafaza eyle. Borçlarımıza ödeme kolaylıklar ihsan eyleyip, yalan demekten, borç geciktirmekten, haramlara düşmekten muhafaza eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım, kalan ömrümüzde iman ile yaşamak, ibadet ve zikirle yaşamak nasip eyle. Son nefeslerimize iman-ı kâmil husnü hatime müyesser eyle. Allah'ım bizden evvel ölenlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Allah'ım Zekeriya amca hastanede yatıyor. Acil külliyenin adamı burada devamlı. Buraya bakan adamlardan, dernekten. Allah'ım acil şifalar ikram eyle. Dertlere devalar ihsan eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Askerlerimiz, polislerimiz bizi koruduklar gibi sen onları muhafaza eyle. Ya Rabbi askeri polise uzanan elleri kır ya Rabbi. Onlara silah çekenleri kahreyle ya Rabbi. Allah'ım bu şerefsiz PKK'yı kahreyle ya Rabbi. Amin. Bu zalimleri helak eyle ya Rabbi. Suikast planları yapıyorlar. Kapıcılardan adresleri öğreniyorlar. Diyarbakır'daki işte efendim subayları işte polisleri evini barkın tespit ediyor. Adam hanımıyla çıkmış. 25 yaşında civanım delikanlı gidiyor işte pazardan evine çoluk çocuğuna bir ekmek alacak, peynir alacak geliyor. Kafasına sıkıyor. Ya Rabbi sen bu zalimleri kahreyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım şunları yardım edenleri de kahreyle. Amin. Şu memlekette onlara ne kadar yandaş destekçi varsa hepsini kahreyle. Amin. Helak eyle, mahveyle, perişan. Amin. Allah'ım bunların arka destekçisi Yahudi Hristiyanları da helak eyle, kahreyle. Amin. Bunlara arkadan silah veren, güç verenleri de helak eyle, kahreyle. Amin. Bir an evvel bu kanı durdur ya Rabbi. Amin. Bunlardan en çok zarar çeken Müslüman Kürt kardeşlerimiz. Bunlar perişan oldu zavallılar. Köyleri, kentleri, meraları perişan oldu. Adamlardan harac alıyorlar. Adamlara dükkan açtırmıyorlar. Adamlar camiye gidemiyor ya. Ne zor durumlarda kaldılar. Çoluk çocuklarını zorla alıyorlar, kaçırıyorlar. Ya Rabbi sen, bu Müslüman Kürtler, bunlar çok imanlı, namazlı, abdestli insanlar. Namaz kılma, ibadet oranı en çok oralarda fazladır. Medreseler, tekkeler, şeyhler, şehitler var. Onların hürmetine Allah'ım. Sen onları bu PKK'dan kurtar ya Rabbi. Amin. Türkiye'yi de kurtar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Amin. İslam alemini de Suriye'yi de Mısır'ı da Doğu Türkistan, Filistin'i, Gazze'yi, Myanmar'da millet çiğ çiğ yiyorlar Müslümanlar. Allah'ım hepsini halas eyle ya Rabbi. Amin. Ben kardeşlerine idam kararı çıkmış Müslüman. Hoca Efendi'yi halas eyle ya Rabbi. Amin. Mısır'daki Müslümanlar idam bekliyorlar. Halas eyle Allah. Dünyanın neresinde esir düşmüş, zulme uğramış Müslümanlar. Halas eyle ya Rabbi. Peygamberleri kurtardığın gün hürmetine halas eyle. Amin. Peygamberlere necat bahşettiğin gün hürmetine necat bahşeyle. Amin.
Allah'ım Aşura günü hürmetine, Muharrem ayı hürmetine ya Rabbi sen Müslümanlara, kafirlere haram eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle bize de kurtuluş göster ya Rabbi. Amin. Maddi manevi dertlerimize deva ihsan eyle. Amin. Kederlerimize kurtuluş ihsan eyle. Amin. Allah'ım o günde hep Muharrem'in onunda, hep Aşura gününde Enbiya'yı kurtardın. Onları on ikramlarda bulundun. Ya Rabbi hep o güne denk gelmesi o günün bereketindendir ve azametindendir. O güne bizi de bağışla ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Bizden evvel ölenlere rahmetler eyle, kabulle. Nur eyle, derecelerini âli eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle bu Bursa'da külliyemize de yardım etmiş, buranın inşaatı olurken vesaire hizmetleri olan Feridun Kahraman Efendi'nin babası Rafet Efendi'ye vefat etti. Onu da ruhunu şad eyle. Amin. Derecelerini âli eyle. Amin. Seyyatları varsa kul kusursuz durmuyor. Mahveyle, hasenata tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi bütün geçmişlerimizin ruhu için, Rafet Efendi'nin hasaten ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede mâ vesâhu ilmullah. Hediyelerimizi ihsal eyle, kabirlerini nur eyle. Allah'ım ya Rabbim ameliyat olacak olanlara muvaffakiyetler ihsan eyle. Amin. Yoğun bakımdaki hastalara acil şifalar ikram eyle. Amin. Cinlenmiş, büyülenmiş zor durumlara kalmış hastalara acilen cinlerin şerrinden kurtar ya Rabbi. Amin. Üzerimizde de varsa, kimin üzerinde varsa büyüler, sihirler, nazarlar, gözler, kemgözler iptal eyle. Amin. Şerlerini imha eyle. Amin. Bağlardan çıkmış gibi bizi kurtar halasıyla ya Rabbi. Amin. Askere gidecek olan yavrularımıza, gençlerimize salimen ganimen gidip vatan görevini bir hakkını ifaya muvaffak eyle. Amin. Namazdan ibadetlerine imkanlar halk eyle. Askerimize, polisimize ya Rabbi muvaffakiyetler, başarılar, her sahada muzafferiyetler ihsan eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle geride bıraktıkları ailelerinde sabırlar ihsan eyle. Amin. Hayırla buluşmalar, geri dönmeler ihsan eyle. Amin, amin diyen dillerin nar-ı cehiminden azad eyle. Amin amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirine. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.